Bu memleketin mahallelerinde büyüdüm. Bu sokaklarda güldüm. Bu sokaklarda ağladım. Burdur benim evim, burdur benim sevdam, hatta tutkum. Görevimiz dahilinde yaptığınız hiçbir işi kimsenin siyasetini sorgulamadan, oy veren ya da oy vermeyen diye ayırmadan, burdur kültürünün bize mirası olan hoşgörü ve olgunlukla yaptık. İnsanlarımızın yüzündeki tebessüme sevdalandık aslında. Ben bu memlekette doğdum, bu memlekette de yaşamak istiyorum. Yaptığımız işlerin karşılığını halkımızın gülen gözlerinde görmek, bu teveccühe nail olmak, kendime adadığım bu kentin bana verdiği şeref madalyası olacak. Evet değerli izleyiciler, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Gazete olarak canlı yayınımızda karşınızdayız. Bugün gündem bu konuğumuz Burdur Belediye Başkanımız Sayın Aruhan Okuner Cengiz'le birlikteyiz. Evet başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bir yayında olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Zira son dönemde oldukça izleyici kitlesi olan ve daha çok da bizim siyasetçilerin ulaşmakta güçlük çektiği Z kuşağının iyi takip ettiği bir haber sitesi olduğunu ve yayın olduğunu biliyorum. Buradan da tüm yurttaşlarımızı, bizi izleyenleri selamlayarak başlamak isterim. Tabii bugün de 24 Ocak. Evet başkanım. Bizim açımızdan, tüm Türkiye açısından önemli bir gün. Zira bizim bu anlamda yitirdiğimiz değerlerimiz var. Onlara Allah'tan bir kere daha rahmet dilemek istiyorum. Uğur Mumcu'yu rahmetle anmak isterim. Ali Gaffar Okkan'ı, evet, bir polis müdürü, Diyarbakır'da emniyet müdürü şehit edilmişti. Aynı şekilde bizim bir siyasi büyüğümüz, yol abimiz İsmail Cem'in de öldüğü gündü bugün. Kısacası aslında yaşam bir yerinden devam ederken de bazı değerleri kaybetmemek lazım. Bazı değerlerin mücadelesini veren isimleri de yaşatmak lazım. Onları rahmetle anmak istiyorum. Evet, bizler de hepsine de tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz başkanım. Sizlerin de yine vesilesiyle. Başkanım da güzel övgülerinden dolayı teşekkür ediyoruz tekrardan. Estağfurullah. Evet başkanım, Burdur'da çalışmalarınız bir taraftan devam ediyor. Burdur Belediyesi olarak bizler de sizleri tabii takip ediyoruz. Haber konusunda medya olarak sizin çalışmalarınızda zaman zaman yön veriyoruz, evet, haberlerimizde. Ve oldukça da güzel işler de başarıyorsunuz son dönemlerde ciddi manada. Burdur'da şu anda yani gözle görülecek olaraktan bizim yaptığımız çalışmalar içerisinde ben öncelikle Burdur'a kazandırmış olduğunuz yeni Cumhuriyet Meydanı için teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok güzel bir çalışma oldu Burdur için. Yani Burdur'a şehir havasını, kent havasını tamamen kazandırmış olduk ve çok güzel bir projeydi. Ben hemen onunla başlamak istiyorum. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Neler söylemek istersiniz başkanım bu süreçle ilgili, Cumhuriyet Meydanımızla ilgili? Yine görüntüler de arkadaşlar da bu arada bir taraftan da veriyor başkanım. Şimdi önce şunu söylemek isterim. Aslında bir meydan tanımı yapmak lazım. Yani şimdi bu zaman zaman Burdur'da polemik konusu oldu. İşte meydanda ağaç olur mu olmaz mı? Alan yeter mi yetmez mi? Daha başka bir fonksiyon yüklenilmeli mi yüklenilmemeli? Bunu ben çeşitli ortamlarda söyledim. Sizin aracılığınızla bir kere daha ifade etmek isterim ki. Zaten meydanın kelime anlamına baktığımız zaman saha, boşluk, alan anlamı taşır. Evet. Yani meydanlar ne kadar boşsa, ne kadar çok insanın doldurabileceği nitelikte alanlarsa onlar meydan olarak alınır. Yani meydanla parkları birbirine aslında karıştırmamak lazım. Kaldı ki Burdur kent meydanının şöyle de bir avantajı var. Kültür park olarak eskiden ilk yapımında adlandırılan şimdiki adıyla Cumhuriyet Parkı'yla bütünleşik bir meydan. Zaten biz de yol kotunu sıfırlayarak Cumhuriyet Meydanı'nı Cumhuriyet Parkı'yla bütünleşir hale getirdik. Evet. Aslında o yolun devamına baktığınız zaman ilk dönemimizde çok beğenilen projelerimizden biri olan bir kent vizyonu olan bizim istasyon caddesiyle de bütünleştirdiğimiz zaman tamamen kent meydanını bütünleştirmiş bir yayalaştırılmış cadde kavramıyla artık bir kent vizyonunu ortaya koyuyoruz. Evet. Evet, bizim meydanımız 1900 görüyoruz. 1970'li yıllarda yapılmış, yenilenmiş bir meydandı. Şu anda ihtiyacı karşılık vermediğini, ki bunu 2000'li yılların başından itibaren selametle anmak isterim. Hem Necdet Başkanımız hem de bizden önceki dönemde Sebahattin Başkanımız bir meydan yenileme sözü vaadiyle onlar da seçim çalışmaları yapmıştı.
Ya bu bizim dönemimize kısmet oldu. Bize aynen, kısmet oldu. Başkanım. Ya bizim gönlümüzden geçen tabii İl Özel İdare Binası'nın yerinin de meydana dahil edildiği bir alan daha olarak geniş kapsamlı bir alan olsun. Tabii evet. Orada aslında hani sadece meydan genişletmekten ziyade meydanı karşılayan alanın ticari alan donatı alanlarıyla arttırılması ve insanların yani sadece meydana gelip gitmesi değil, meydanı da izleyebilmesi, oturması, hizmet alması. Evet, ya vatandaşın, çünkü ben kısmet oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gittim. Asya ülkelerinden birkaçına gitme fırsatım oldu. Orada kent meydanlarının şöyle bir özelliği vardır. Yani mesela San Marco'yu gördüm veya Moskova'da Kızıl Meydan'ı gördüm veya Münih Meydanı'nı gördüm. Hepsinin ortak özelliği var. Alan boş ama onun etrafını çevreleyen alan tamamen yurttaşın, vatandaşın kullanabileceği ticari alanlarla donatılmış veya kültür sosyal faaliyet şekilde alanlarının evet, yapıldığı kesinlikle yerlerle donatılmış. Böylece meydan hayata bütünleştirmiş. Bu yüzden yani bu meydan bütünleşmiş kesinlikle meydan yani geliyor, bugün evet, ben bu meydanın Burdur'un şu anki ihtiyaçlarını karşılayabildiğini düşünüyorum. Süreç içerisinde yetersizlikleri olursa bir takım yenileme çalışmaları yine üstüne konulacaktır. En azından biz bir yol açtık. Aynen. Bir yol açtık. Bundan sonra da güzel şeyler yapılabilir. Aynen başkanım. Şimdi mesela görüntülerde de geçiyor bu arada. Bu çok güzel konserlere de yer verdiniz. Gerçekten evet. Burada şehir bütünleşmesiyle gerek öğrencileriyle gerek vatandaşlarla yine görüntülerde gördüğünüz gibi ayrı bir hava kattı Burdur'a. Yani Burdur kentini şehir merkeziyle bütünleştiren güzel bir meydan oldu başkanım. Ya şöyle düşünün bir de. Yani şimdi Allah korusun 2016'da bir hain girişim yaşandı. Evet, kesinlikle. Daha Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki herkesi meydanlara bekliyorum dedi. Meydanlar toplanma alanlarıdır. Kesinlikle. Meydanlar sosyalleşme alanlarıdır. Meydanlar etkileşim, eğlence alanlarıdır. Meydanlar aslında yurttaşın hak arama alanlarıdır. O tarafından evet, baktığım zaman ya ne kadar geniş olursa o kadar çok özgürlük anlamı taşır. Bu anlamda da Cumhuriyet Meydanımızın Burdur'a iyi bir güzellik kattığını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah uzun seneler bu durumumuza hizmet etsin. İnşallah başkanım. Yani oldukça güzel bir şehir merkezi oldu. Kent meydanına evet, yakışan evet, bir Burdur'u sahiplenen, Burdur'un kültürünü gösteren güzel bir atmosfer yaşandı ya oldu yani gerçekten de. İnşallah o yine çevre faktörleriyle ilgili çalışmalarınız da muhakkak vardır. Ya muhakkak dediğim gibi yani bunları da bunlar aşama aşama da getirilebilir ama ya şu anda meydan yani bizim projemizde %99, %100 tamamlanmış vaziyette. Yani bundan sonraki tamamlayacağımız ya da yani yapılacak işler tamamen bizim dışımızdaki alanların kullanılması ile ilgili konular. Yani bu ne derseniz örneğin mesela 1970'li yıllarda 60'lı yıllarda yapılmış özel mülkiyetler var şimdi orada. Yani aslında bu alanların da artık yavaş yavaş ekonomik ömrünü doldurduğunu, deprem dayanıklılıklarının belki de yetersiz olduğu nedeniyle Burdur'un en güzel yerinde daha yeni binaların belki kazandırılabilme adına bir şeyler yapılabileceğini düşünürüm. Bundan sonraki süreç onunla ilgilidir. Yani bizimle ilgili bir çalışma kalmadı. Biz bunları tamamladık. Evet oldu. Çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah yine sizlerin de çalışmalarını merakla bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet yine yavaş yavaş diğer konularımıza da geçeceğiz. Bir diğer konumuz da içme suyu ve arıtma tesisiyle ilgili başkanım bir çalışmanız vardı. Evet. Ben onunla ilgili de şu anda çalışmalarla ilgili sizden bilgi alalım. Şimdi, neler söylemek istersiniz bu konuda başkanım? Bildiğiniz gibi son dönem ülkemizde yani hani kuraklık söz konusu var şu anda ve yağmurların da olmayışı bizleri içme sularında sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. Bu konuda sizlerin de yine çalışmalarınız da var. Burdur Şehir Merkezi'nin evet, içme suyunda sıkıntı yaşamamaları konusunda vatandaşlara. Neler söylemek istersiniz başkanım? Ya bunu bir bütün olarak değerlendirelim. Biliyorsunuz 2021 yazı, özür dilerim 2022 yazı aslında içme suyu havzaları açısından zor bir yazdı. Kesinlikle. Yağış evet, almamıza rağmen bir yandan da tarım ziraat faaliyetlerinin, hayvancılık faaliyetlerinin havzamızda çok yaygın yapılıyor olmuş olması su tüketimini son derece arttırdı. Yani şimdi bugün Burdur'daki su sıkıntısı Bucak'ta Kestel'den sağlanmamış olsaydı Bucak içimizde de sorunu vardı. Evet, kesinlikle yani bunu bir yanlış anlaşılmasın bir parantez açalım. Yani bir siyasi karşılaştırma olarak söylemiyorum. Bu sorun önümüzdeki süreçte en büyük sorun. İçme suyunu doğru kullanmak, içme suyunu etkin kullanmak ve içme suyunu da yeteri kadar yurttaşa ulaştırabilmek aslında şu anda önümüzdeki süreçte en büyük sorun.
Biz ne yaptık? Arıtma tesisi, bizim yurttaşa bir sözümüz vardı. Çeşmeden akan suyu nitelikli hale döndürüp içilebilir olacak bir su haline döndürmekle ilgili. Hı hı. Devlet Su İşleri ile bir çalışma yürütüyoruz. Daha önce depoların, isale hatlarının yani taşıma hatlarının ve kuyuların yenilenmesiyle ilgili bir çalışmamızı tamamlamıştık birinci etapta. Şimdi içme suyu arıtma yumuşatma tesisimiz de aslında bitti. Bugün yarın devreye alabiliriz. Fakat bu alanda devreye aldığımız sistem suyu arıtırken %20'sini arıtmış vaziyette kullanılamaz halde kanalizasyona deşarj ediyor. Evet. Şimdi %20 su kaybı bizim için çok büyük. Bunun için çok bir, ciddi bir rakam. Tabii bunun için bir yenileme talebimiz oldu. Bu yenileme talebiyle birlikte Devlet Su İşleri yeniden bir çalışma başlattı. Eğer bu çalışmayı tamamlar bize su kaybımızı %5'lere falan çekebilecek noktaya getirirsek biz içme suyumuz, arıtma tesisimizi derhal devreye alacağız. Şimdi burada bir şeye de vurgu yapmak isterim. Tabii ki. Bu da siyasetin hep polemik konusu oldu. İşte evet. Devlet Su İşleri yapıyor efendim. Burdur Belediyesi'nin suyunu biz hallediyoruz. Siyasi iktidar sürekli bu argümanla karşımıza çıkıyor. Diyor ki biz içme suyu sorununu biz çözüyoruz. Evet. İçme suyu sorunu şu anda Türkiye'nin en bu konuda yetkili kuruluşu olan Devlet Su İşleri ile birlikte ortaklaşa çözülüyor. Ve bunun bedeli, faturası, tüm tutarı Burdur Belediyesi'ne rücu ediliyor. Ve bedelini Burdur Belediyesi ödülüyor. Evet. Yani çok daha yalın ve sade anlatımla. Yani ben bir lokantaya gidiyorum, yemek yiyorum, iyi bir aşçının, ustanın elinden doğru yemeği yiyorum, çıkışta da faturayı ben ödüyorum. Türkçesi evet. Bu. Aynen. Şimdi kuraklık, bakın bugün 24 Ocak'ın daha Burdur Havzası doğru düzgün bir yağış almadı. Yağış alamadı maalesef. Geçen evet. Haftaki yağışlarda toprak en fazla 10 santim nemlenebildi. Yani bırakın ıslanmayı nemlenebildi. Evet. Ya biz şu anda içme suyu havzamızda 210 metreye yeni 5 tane daha sondaj saldık. Yeni sondaj çalışmalarımızı yapmış olmamıza rağmen bu yaz suda sıkıntı yaşamamak için önümüzdeki günlerde beklediğimiz karın ve yağmurun bir an evvel topraklarımıza düşmesini bekliyoruz. Ama vatandaşımızdan buradan da bir ricada bulunmadan geçmek istemem. Rica ediyorum lütfen suyu hoyrat kullanmayalım. Belki şu anda satın alma konusunda en ucuza satın alınan hizmet içme suyu. Evet. Bu konuda da vatandaşımız tedbirli olursa, daha duyarlı olursa, bugün bedelini ödeyebileceğimiz bir su var ama yarın bedelini ödeyebileceğimiz bir su bulamayabiliriz. Kesinlikle başkanım. Onun için rica ediyorum vatandaşımıza. Yani su aslında hayattır diyoruz başkanım. Şimdi kesinlikle. Su olmayınca hani bizim yapacağımız hiçbir şey yok çünkü su her şeyimiz yani bir manada. Bizim içme suyu faturalarımızın altındaki sloganımız odur. Su hayattır. Su hayattır. Kesinlikle başkanım. Yani su yoksa hayat evet, yok. Su hayatsa hayat yok. Evet. Yoksa yaptığımız çalışmaların kesinlikle. Bir anlamı çok da fazla kesinlikle. Olmayacak aslında. Yine başkanım çalışmalarınız Burdur Belediyesi olarak devam ediyor bir taraftan da. Bir diğer konumuz da var. Yine sizin çok özellikle üzerine durduğunuz ve ciddi manada emek sarf ettiğiniz bir tesisiniz var. İleri biyolojik arıtma tesisi var. Evet, evet. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu ciddi manada Burdur'u kapsayan bir proje. Hakikaten Burdur için çok önemli bir proje aslında. Ya şimdi bu konuda neler söylemek istersiniz başkanım? Son dönemde yine gündeme de geliyor zaman zaman. Şimdi projeyi vatandaşımız tabii çok böyle görüp gözlemleme şansı olmadığı için projenin ne kadar modern bir tesis olduğu hakkında belki bilgisi olmayabilir. Ya modern olmasının yanı sıra bizim bu projemiz Türkiye'ye örnek bir projedir. Neden evet. Örnek bir projedir? %97 saflıkta suyu şu anda deşarj eden bir proje. Yani biz neredeyse içme suyu netliğinde bir su atık su arıtmayı evet. O hale getirdik. Evet. Daha da önemlisi bakteriyolojik açıdan göle deşarj ettiğimiz suyun ne kadar saf halde ulaştırılırsa o kadar Burdur Gölü'ne evet. O kadar büyük katkısı daha var. Daha da fazla yararı yani var. Günlük kesinlikle. 18 bin metreküp suyu apirojen halde, mikropsuz halde, bakterisiz halde göle deşarj ettiğiniz zaman gölün de kimyasını değiştiriyorsunuz. Tabii ki. Göle de can suyu oluyor, göle de hayat oluyor. Şimdi burada arıtma tesisimizde çok önemli başka bir faktör daha var. Bu tesise ilk başlangıç aşamasında aklımıza gelmeyen ya da bu konuda yani bizlerin belki düşünemediği, yetersiz kaldığımız bir noktada bizlere yol gösterenlerin de çok yol göstermediği bir şeydi. Kendi enerjisini üreten bir tesis olabilmesiyle ilgili bir yatırım. Biz bunu da sağladık. Şimdi ekranda izleyicilerimiz evet, mutlaka görüyor. Orada kojenerasyon ünitesi olarak adlandırdığımız bir ünite var. Böyle kule şeklinde görünen bir ünite var. Bu
atık su çamurunun alınıp pompalarla basılıp fermentasyona, çürümeye tabi tutulduğu ve buradan elde edilen gazla enerji üreterek sistemin enerjisinin sağlandığı bir tesis burası. Aslında kendi kendine yani bir evet, anlamda kendi enerjisini kendi üreten bir tesis burası. Ciddi yani yatırım başkanım. Çevreci var. Evet. Çevreci yanı var. Kesinlikle. Yenilenebilir enerji kaynağı tarafı var. Kendi enerjisiyle kendini çevir veriyor. Şu anda kokuyla ilgili bir sorun artık kalmadı sistemde. Burdur halkının en çok şikayet ettiği şey buydu. Evet, biz burada 135 milyon liralık yatırımla Burdur halkını o kötü arıtma kokusundan... Şu görüntüyü bir durdurabiliriz aslında başkanım. Şu şimdi yine biraz daha ileri bakayım. Gidebilirsek görüntüde. Çünkü biz bunu aşama aşama çektik fotoğrafını. Biraz ileride gözüküyor yapı. Ben orada size göstereceğim o kojenerasyon ünitesini, o atık su çamurundan. Hı-hı. Bakın şimdi sol tarafta yapımı devam ediyor. Evet, şu evet. Kule şeklinde olan dediğiniz yapımı bölüm. Devam ediyor. Devam edecek. İlerleyen görüntülerde de onun hemen hemen bitmiş haline yakınını göreceksiniz burada. Ya çok önemli bir proje bu. Yani kesinlikle çok önemli bir proje. Yani, hem şey anlamında kendi kendine enerji anlamında yetişebiliyor. Şimdi atık su çamurunda şöyle bir handikapı var. Eğer siz bu çamuru çürütemezseniz, toprağın altına gömerek yok etmeye çalışırsanız bu sefer yeraltı sularını kirletme ihtimaliniz var. Ve toprağı kirletme ihtimaliniz var. Ya bunların hepsinden arındırılmış bir atık su arıtma tesisini de şükürler olsun ilimize, kentimize kazandırmış bulunuyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir gururdur. Kesinlikle başkanım. Hani Burdur için ciddi manada evet, güzel bir yatırım. Evet, hem Burdur Gölü'ne bizim bir kanayan yaramız sonuçta Burdur Gölü. Ya zaten %45'ini kaybetmiş bir göl var. Evet. Şu anda baktığınız zaman Burdur Gölü'nün neredeyse tek su kaynağı Burdur Belediyesi'nin atık su deşarjı. Deşarjı. Evet. Yani günlük 17 bin 18 bin metreküp su deşarj ediyoruz. Bu su da ne kadar temiz olursa göleceğiz diye olacak. Için o kadar evet, güzel evet, evet. Bir şey olacak. Başka bir yandan mesajlarımız da var. Ben onları da yavaş olur, okumak tabii istiyorum. Tabii ki. Doğan Durmuş selam diye mesaj göndermiş. Yine masal fotoğrafçılık hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar. İbrahim Dinçer Demokrat Parti Burdur İl Başkanımız da iyi yayınlar demiş başkanım bu arada. Sağ olsunlar. Hürmet ederim. Onlara yine Ercan Gümüş iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Evet değerli izleyiciler sizler de bizlere yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarını atabilirsiniz. Başkanımız da buradan mesajlarınızı da gönderebilirsiniz değerli izleyiciler. Evet başkanım yavaş yavaş diğer çalışmalara da geçelim. Sizin bir diğer çalışmanız da katı atıkla ilgiliydi. Katı atık bertaraf tesisiyle ilgili de bir çalışmanız vardı. Ben o konuda sizlere bırakmak istiyorum. Yine neler söylemek istersiniz? Şöyle katı atık bertaraf tesisi evet. Burdur Belediyeler Birliği'mizin bir projesiydi. Hemen bir es vermek istiyorum başkanım tabii. Bu arada. Sizin Burdur Belediyeler Birliği Başkanı iken başlatmış olduğunuz bir çalışma yapımı tamı devam eden ve tamamlanan bir çalışmaydı. Aslında kamuoyunda biraz siyaseten bazı noktalara çekilmek isteyen de hala da öyle devam ediyor. Ya şöyle. Bu konuda neler söylemek istersiniz başkanım? Katı atık bertaraf tesisi şu anda ne durumda ve bununla ilgili nasıl gidiyor çalışmalar onları da? 2009 yılında kurulmuş bir birlik. Evet. 2009 yılından 2014 yılına kadar belediyeler birliğimiz sadece bir membran çalışması yapıp atığı yani evsel atığı içinde plastiği, metali, camı hiçbir ön ayrıştırmaya tabi tutmadan toprak altına gömüp orada gaz borularıyla içeride oluşan çürüme neticesinde çıkan metan ve sülfürü alıp metanı sülfürden ayırıp metanı jeneratörde yakarak enerji üretme üzerine kurulmuş belki de bir 15-20 yıl 20-25 yıl öncesinin teknolojisiydi. Sistemi vardı. Evet, yani bu sistemle vardı. Evet. Atığı bertaraf edemiyorsunuz. Atığı toprağın altına sadece gömüyorsunuz. Tabii. Ve orada gömdüğünüz atıktan da enerji ürettiğiniz zaman bu iş aslında atıktan kurtulmuş olunmuyor. Sizi kesinlikle bu hale getirmiyor. Evet. 2014 yılında göreve geldiğimizde inceleme fırsatı bulduk. Hatta Adalet ve Kalkınma Partili Karamanlı Belediye Başkanı arkadaşımızı da yanımıza alarak bir Almanya'da katı atık bertaraf tesisini izlemeye gittik. Yerinde inceleme yaptık. Ve oradan edindiğimiz tecrübelerin üzerine biraz da bu konuda deneyimli arkadaşlardan, akademisyenlerden kendimizin de araştırmaları neticesinde yapılan tesisin bir kere son hülasayı yani atık olarak kalan malzemeyi en aza nasıl indiririz bunun formülüne baktık. Evet. Ve burada bu süreci başlatmak istediğimize de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım talep ettik. Yani hibe, kredi. Bölge milletvekilimiz Bayram Bey o zaman da milletvekiliydi. Gittik.
birlikte belediye başkanlarıyla ziyaret ettik. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı dedi ki ben size güzel bir çay ısmarlayayım. Başka da sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bakanlığımız buraya daha önce membran serilmesi için bir katkı vermiş, destek vermiş. Bunun dışında size dedi çöp veremem dedi. Evet. Yani Şehircilik biz, Bakanlığından bakanının söylemiş bakanın, bakanı bizzat söyledi. Evet. Yanımda 5 tane de belediye başkanı arkadaşım vardı. Yani arzu ederlerse katılabilirler yayına. Evet, doğru. Hani doğru söylüyorsam doğruluğumu teyit etsinler. Eğer yanlışım varsa beni düzeltsinler. Evet. Hayır ya ben dün gibi hatırlıyorum mevzuyu. Döndük bunu nasıl yapabiliriz dedik. Bir model olarak yap işlet devreti geliştir. Yani mevcut model üzerinden nasıl bu projeyi geliştirebiliriz dedik. Projemizi de yap işlet devret modeliyle ihale ettik. Atlas İnşaat isminde bir firma projeye en yüksek teklifi verip 29 yıllığına %29 bizi kar enerji ortağı yaptı. Evet. Tabii bu arada istasyonların, toplama istasyonlarının il genelinde 3 tane toplama istasyonunun kurulumu ve bunların taşınması belediyeler birliğine aitti. Evet, belediye birliğine. Birliğe aitti. Aitti. Tabii bu süreçler öyle çok kolay süreçler değil. Biz tabii bu süreci değil. Yürütmeye çalıştık. Bir taraftan tesis kuruldu. Tesis ilk başında ayrıştırma tesisiyle ilgili bir yatırım düşünmemişti. Bizden izin aldılar. Biz de onay verdik. Bakın ayrıştırma tesisi o kadar önemli bir tesis ki. Bunu çoğu kimse farkında bile değil henüz. Değil yani mi? Bu işin başında olan arkadaşlarımız belki yeni yeni farkına varıyor olabilirler ama biz bunları hani diyor ya Orhan Veli sen uyuyorken ben gökyüzünü boyuyordum evet. diye biz bu işleri çoktan planladık bitirdik. Çünkü katı atık bertaraf tesisindeki ayrıştırmada cam, metal, kağıt ve plastik kaynağında ayrıştırıldı. Yani bunlar organik atık yani olarak. Aslında bir anlamda çok ciddi ya manada geri, bir iş yani. Gerçekten önemli bir geri dönüşüm yani. Malzemesi üretiyoruz. Belki evet. arkadaşımız birazdan gösteriyor da bir taraftan. Evet. Orada ilk girişten itibaren çöp ayrıştırılıyor. Mekanik ayrıştırılmaya tabi tutuluyor. Çok ardından, önemli bir şey aslında. Bakın burada şu gördüğünüz puarlar yani balonlar. Evet. Orada üretilen çıkan gazın depolandığı alanlar. Bu gaz basılıyor ve şu anda bizim tesisimiz toplamda saatte 3 megawata yakın bir enerji üretiyor. 3000 kilowata yakın bir enerji üretiyor. Evet. Bu çok çok kıymetli çok bir kıymetli. Enerji. Kesinlikle başkanım. Yani çokten yani. Enerji üreten bir tesis burası. Evet. Ha ne yaptık? Bu tesisin kenarına bir de lavanta bahçesi kurduk. 35 bin köklü. Bu da başka bir farklı bakış açısıydı. Yani evet. bugüne kadar yapılanlar bizim dönemimizde yapılanların üzerine alınan birkaç semitrailer yani yükün taşınması için taşınması alınan ilgili. Tırların arkasına konulan dorseler dışında yapılacak da çok bir şey yoktu zaten. Hani kimseyi bir şeyle ya suçlamak değil. Tamamen sistem sizin döneminizde kuruldu. Kuruldu tabii biz kurduk. Bakın, bir hala de, hazır şekilde sistemi yani, teslim ettik. Bakın tıbbi atık tesisi evet. var burada. Tıbbi atık tesisi kimsenin aklında yoktu. Yani tıbbi atık tesisi neden önemli dedik. Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi, salgın hastalıklar veya olası bir hastalığın bulaşması bir başka hastadan çok önemli bir konu, evet. kurtulması açısından önemliydi. Bu tesise de izin verdik. Hayvansal atıkların enerjiye dönüştüğü bir tesis aynı zamanda burası. Evet, dolayısıyla geniş kapsamlı bir tesis. Yani ve kompleks, çok büyük bir kompleks, kompleks oldu. Yani buranın sistemi aslında hani biz daha önceden basın olarak çok da fazla katılım sağlamadık. Son dönemde birkaç defa giderek gördüğümüz için söylüyorum. Çeltikçi'de bir depolama evet. tesisi var. Orada, buradan gidenler Çeltikçi'de alınıyor. Şimdi evet. Çeltikçi'ye bizim ara istasyon olarak adlandırıldığımız bir bölüm orası. Buradaki 3 ana bölümden bir tanesi. Tabii bir evet. tanesi Karamanlı'da, bir tanesi Çeltikçi'de, bir tanesi de Gölüsar'da olacak. Gölüsar'daki ile ilgili herhalde henüz pek bir yol kat edemedik bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama oranın da bir an evvel yapılması lazım. Çünkü artık Gölüsar, Çavdır, Söğüt bölgesi de evet. Bu çöpten muzdarip sıkıntı başladı. Onların da derdini çözmemiz lazım. Kesinlikle. Yani Çeltikçi'den, yani biz Bucak'tan olarak söylüyorum veya Karamanlı'dan veya gelen çöpler buraya getiriliyor. Orada ayrıştırılarak. Evet bakın şimdi görüyorsunuz burada bant üzerinde çöpler dökülen gidiyor. Çöp giriyor. Orada önce bir mekanik ayrıştırma elektrer vasıtasıyla büyükten küçüğe ayrıştırılıyor. Mıknatıslar vasıtasıyla metalleri içerisinden alınıyor. Ayrıştırılıyor. En sonunda insan emeğinin de olduğu bir yer. Kadınlarımız var orada çalışan. Kadınlarımız evet. en son gerekli hijyen kontrolleri aynen. yani kendi önlemleri alındıktan sonra evet. burada en son kalan atıktan geri dönüşüme gidebilecek malzeme ayrıştırılmış oluyor. Evet. Ya burada bu tesisin benzeri yakın çevremizde yok. Evet. Böyle bir kompleks tesis içerisinde tıbbi atığı olan hayvansal atıktan enerji üretimi olan aynı zamanda enerji üretmiyorsunuz hayvansal atıktan. Enerji üretimiyle beraber yaktığınız o hayvansal atık
torf olarak, gübre olarak tarlalara geri dönüyor. Tarlalara geri dönüyor. Aynen. Geri dönüyor. Bu da çok önemli bir şey. Güzel bir proje yani, başkanım. Ciddi manada hani yani bu için hakikaten güzel bir proje. Ya bu bir düşünce gücüydü. Bir ortak kesinlikle. Ortak fikir birlikteliğiydi. Bunu başardık. Burdur'umuza hayırlı olsun. Çok uzun süre hizmet edecek. En azından firma 29 yıl boyunca bunu çalıştırmak zorunda. Evet, yani 29 yıl boyunca evet. Burdur'un günlük 180-200 ton çöpü çöpten kurtulmuş olacak Burdur. Ve aynı zamanda da yakında İle ilçeleri evet. Ve 193 köyüyle birlikte. Aynen. Yani önemli bir proje. Çok çok güzel bir proje başkanım. Kıymetinin bilinmesi lazım. Sahip çıkılması lazım. Bakın orada gördüğünüz atık su havuzlu. Orada suyunu depolanıyor. Yani bu da çevre açısından son derece sıkıntılıydı. Bunu da Burdur Belediyesi'nin yeni yaptığı atık su arıtma tesisine zamanla küçük partiküller halinde alarak onu da bertaraf edeceğiz. Yani bunu da planladık. Bunu da... Yani tam bir çevre projesi bu. Son derece modern bir proje. Burdur'umuza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Burdur'a da daha böyle farklı projelere inşallah. Gerek Burdur Belediyesi olarak siz gerek de İnşallah. Yapılan çalışmalar kapsamında Burdur'a da kazandırmış oluruz başkanım. Yine ben biraz da Burdur'a dönmek istiyorum başkanım. Burdur'un şu anda altyapısıyla ilgili çalışmalar ne durumda? Burdur'un altyapısıyla ilgili bizlere neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi Burdur'un altyapısında nasıl gidiyor şu anda? Biz bugüne kadar yapılmamış işlerden birini daha yapmıştık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yağmur suyu drenaj hattında yani 40 kilometreyi geçtik diyebilirim. Evet. Ya bu yer altına yaptığınız yatırımları ilk başta vatandaşımız neye fayda ettiğini belki hissetmeyebilir. Hı hı. Ama bakın artık bir Bağlar Mahallesi, bir Kışla Caddesi, bir İstasyon Caddesi, bir Şirin Evler veya bir Pazar Mahallesi, Konak Mahallesi, Özgür Mahallesi alt tarafları son dönemde bu yıl henüz yağmur yağmadı belki ama geçen yıl bazen şiddetli yağan yağmurlarda herhangi bir taşkın tehlikesi içerisine girmedi yüzey evet. suları nedeniyle. Ya bunu önledik. Şimdi bizim şehrimizin en büyük sorunu içme suyu şebekesinin yenilenmesi. Evet. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi için 2018 yılında İller Bankası'na bir müracaatımız vardı. Tabii proje falan derken 5 yıl geçti aradan. Ve 5 yılın sonunda nihayet İller Bankası Burdur içme suyu şebekesinin yenilenmesine dair projeyi kabul etti. Proje yapıldı zaten. Yani İller Bankası bizim adımıza bir projelenme çalışması yaptırdı. İçme suyu ve kanalizasyon için bir proje hazırlandı. Hı hı. Bu projenin yapılıp yapılmaması yönündeki talebimizi geçtiğimiz hafta henüz çok yeni. Yani 15 Ocak haftası bize sordular. Biz de yapılmasının gerekliliğini talep yazımızı yazdık. İnşallah önümüzdeki günlerde eğer bu iş, çünkü çok büyük bir iş. Burdur'da 400 evet. kilometreye yakın bir şebekenin içme suyu baştan şebekesinin baştan aşağı yenilenmesi. Çünkü 40 yıllık bir şebekeden bahsediyoruz. Evet. Kayıp kaçakların önlenmesi açısından da çok önemli. Bunun dışında Burdur'un altyapıyla ilgili başka hiçbir sorunu kalmamıştır. Evet. Yani aslında çöp, bir şehrin en önemli atık su, temel içme suyu, evet. kanalizasyon diye baktığınız zaman biz büyük anlamda sorunları çözdük. Sadece içme suyu şebekesinin yenilenmesi kaldı. Ve biz bu içme suyu şebekesiyle ilgili edindiğimiz tecrübeyle şunu da talep edeceğiz. Bir SCADA ve bilgisayar otomasyon sistemiyle kayıp kaçakları minimalize eden, en aza indirgeyen bir şekilde. Sistemi de sistemimizin içerisine koymak isteyeceğiz. Evet. Yine tabii bu çalışmalarda önümüzdeki süreçlerde bizler de basın olarak takip edeceğiz inşallah. Başkanım. Evet yine Burdur'da başkanım hani sizlerin yapmış olduğunuz birçok farklı aslında çalışmalar var. Ben ana başlıklar haline kısa kısa gelmek evet. istiyorum. Örneğin El Sanatları Merkezi kurdunuz. Yine aynı şekilde Atatürk Kız Öğrenci Pansiyonu'nu Burdur Belediyesi olarak kazandırdığınız Burdur'umuza. Yine kreşlerle ilgili bir çalışmanız vardı aynı şekilde. Engelsiz Kafe ile ilgili. Bunlar hakkında da yine neler söylemek istersiniz? Hızlı geçelim. Aslında bu El Sanatları başkanım, Merkezi'ne evet. bir kimlik kazandırdık. Bir hüviyet kazandırdık. Artık El Sanatları Merkezi bir marka oldu. Hı hı. El Sanatları Merkezi'nin üretimi sadece Burdur'dan görünmüyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız 250 şal siparişi aldılar. Nereden? Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan. Öyle mi? Ve Cumhurbaşkanlığı evet. Sarayı'na olacak. Burdur'un el dokuması şallarından 250 tane gönderildi. Yani bu bizim için önemli. Saraya gönderilmesinden öte bunun fark edilip artık bir marka olarak tanınıp evet. talep edilmesi. Kesinlikle yani Burdur'un bir... Ya Burdur'un markası. Yani kesinlikle. Bizim gurur duyduğumuz mevzu bu. Yoksa
bizim kadınlarımız gerçekten orada önemli bir üretim yapıyorlar. Hem kültürü koruyorlar, hem özgün bir üretim yapıyorlar, hı hı, hem de ürettiklerinin kalitesi nedeniyle artık aranan bir ürün olmaya başladı. Sadece o değil, kilim üretiyoruz orada. Evet. O değil, seramik artık başka bir boyuta geldi. Yine işlemeleri de görüyoruz tabii, tabii, başkanım. Çok, orada böyle çok farklı. Burdur'un eski kültürünü yeni modern çizgilerle bezenip yeni bir inovatif anlayışla yeni şeyler ortaya koyuyorlar. Bu arada çocuklarımızı eğitiyoruz orada. Evet, yine toprakla buluşturuyoruz. Evet, kesinlikle. Hatta gelin birlikte çamur oynayalım diyoruz çocuklarımıza. Onlara katkı veriyoruz. Aslında bu bir anlamda hani geçmişten günümüze kültürümüzü, bizim yöremize ait, Burdur'umuza ait yeni geçmişimizin izlerini gençlere de aktarmış oluyoruz bir anlamda. Yani çocuklarımıza da bu kültürlerimizi aktarmış oluyoruz. Tabii yani bunları, onlar da bura görerek, kendileri bilerek bunların unutulmamasını sağlıyoruz. Evet. Bu yıl yaptığımız önemli işlerden bir tanesi kreşlerle ilgili inşaat çalışmalarımızda sona geldik. Gönüllü bağışçımız Metin Ürkmez Bey'in bir kreş ve bir nedir? Engelli gündüz bakım evine tamamen bina yapımını üstlenmesi. Hı hı. Fikret amcamızın bir diğer kreşe kısmen destek katkı olması, vermesi. Evet. Biz bugün Burdur'a iki kreş bir gündüz bakım evini kazandırmış olmak. Yani bunu bir bina olarak değil, en azından 180 çocuğun kreşte ailesinin güvendiği bir ortamda eğitim, evet, alabilmesini sağlamak. Diğer taraftan da engelli yakınlarını sosyalleşebilmesi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hatta artık bir engelliyle yaşamanın psikolojisinden bir nebze olsun onları uzaklaştırabilir. Evet. Engelli yakınını güvenle bırakabildiği bir mekan oluşturmak için kesinlikle yaptık. Bu da çok önemliydi. Kız öğrenci yurduna sağ olsun Vali Bey'in bir başkanlığındaki toplantıda aslında öncesinde karar almıştık. Ama aciliyet arz ettiği için çok hızlı düzenlemeye çalıştık. Tabii bu yıl Türkiye'deki enflasyona bağlı fiyatlar artması nedeniyle birçok öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'nda yatak kapasitesinin yani fiziksel değişim olmadan arttırılmasına bağlı olarak, yani 3'er kişilik odaların 6'şer kişiliğe çevrilmesi neticesinde dolayı, evet, bir noktada da kapasite artmış oldu netice itibariyle. Çocuklarımızın orayı tercih etmesi, devlet yurtlarını tercih etmesi, piyasada özel yurtların ve bizim yurdumuzda da olan, çünkü zaten biz hani okul açıldıktan sonra açmıştık. Evet. Yeteri kadar ilgi olmadı ama ikinci dönem daha çok ilgi olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim odalarımız 2'şer kişilik. Hı hı. İnterneti, televizyonu, ısınması, sıcak suyu, yani kısacası devlet yurdunda olan bütün olanakların tamamı bizde mevcut, evet, ilgi olacağını düşünüyorum. Olmasa da önemli değil. Biz, hı hı, bir tek kız çocuğumuzun bile sokakta kalmasına gönlümüz razı değil. O nedenle de arkasındayız. Aslında hani bu, ben gerçekten de bu projeye ciddi manada hani değer veriyorum başkanım. Çünkü şöyle, şimdi aileler çocuklarını üniversite okumaları için yani farklı, evet, şehirlere gönderiyordu. Oralarda biliyorsunuz geçtiğimiz 2016'da FETÖ darbe girişimi oldu. FETÖ gibi farklı yapılanmaların evlerinde, yurtlarında kalmamaları için aileler de ciddi manada bir çaba içerisinde. Yani Burdur Belediyesi olarak sizin bu yapmış olduğunuz çalışma, Atatürk o kız öğrenci pansiyonu aileler için bir güven sağlıyor aslında. Yani bu dışarıdan gelen Ömer Bey, aileler için yoksulluğu, ciddi manada bir, evet, güven sağlıyor. Yoksulluğu bir çaresizlik olarak görmemeliyiz. Evet, kesinlikle başkanım. Anayasamızda yurttaş olarak bize tanınan en önemli haklardan birisi de ücretsiz eğitim hakkıdır. Kesinlikle, evet. Yani biz burada yurttaşımızın, Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet en yoksul yurttaşla en varlıklı yurttaşa eşit haklar sağlayan aynı bir derdi, yönetim, evet, biçimidir. Kesinlikle. Bugün ben devletin yurdunda kaldım. Ege Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi okurken 2 yıl devletin yurdunda kaldım ve 6 kişi, 8 kişi biz de odalarda kaldık. Hiç önemli değildi mekanın ne oldu. Ama devletin sıcacık yurdunda kaldık. Evet. Eğer o malum yapıların eline çocuklarımızı düşürmek istemiyorsak, kesinlikle, planlamaları doğru yapmak zorundayız. Aynen, aynen. Bakın, ben bu konuda bir öz eleştiri yapmak isterim. Bunu bir belediye başkanı olarak değil, bunu sorumlu bir Türkiye Cumhuriyeti yöneticisi olarak. Yani bir ile ilçeye, üniversite bölümü açmak marifet değil. Açabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bunu da alkışlarım. Tabii yani ki. Sonuçta bir kaynak
yaratma imkanıdır. Bir fırsattır. Daha çok öğrencinin okuyabileceği alan yaratmaktır. Ama şuna inanıyorum ki biz bir bütün olarak bu projeyi düşünmediğimiz takdirde evet. bu yapıların ellerine çocuklarımızı teslim ederiz. Maalesef düşeceklerdir. Yani örneğin yani. Bucak'ta eğer 5000 öğrencimiz varsa en azından 3500-4000 öğrencinin barınabileceği alanı yaratmamız kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Aynen başkanım. Yoksa... Yaratmamız lazım. Yani bu bir ticari alan olamaz. Olamaz. Bir ticari alana döndürmemeliyiz burayı. Çünkü ticari alana döndürdüğümüz her noktada vatandaşın çaresiz kaldığı pozisyona geçerse iş bu yapıların ellerine düşer bu çocuklar. Kesinlikle. Yani çaresizliğin çaresizlik olmamalı. Sonuç. Onun için yani. Ben de diyorum ki gerçekten de Burdur Belediyesi'nin bu yapmış olduğu çalışma hani ben çok bence çok de. Farklı bir mana hani maddiyattan çok manevi olarak bakıyorum. Yani bir kız çocuğunun Burdur'a geldiği zaman hani farklı kurumlara gitmektense Burdur Belediyesi'nin güvenli bir şekilde yani bu güvenceyle olduğu, gelip bizim yurdumuzda rahat rahat kalabilmesi çok güzel bir proje. Özellikle aileler için de evet, bence çok evet. oldukça güzel bir proje başkanım. Yine diğer çalışmalarınız da var başkanım. Ben hani birçok farklı çalışmalarınız var ama ben yavaş yavaş onlara da değinmek istiyorum. Engelsiz Kafe ile ilgili bir çalışmanız var. Yine kapalı pazar alanı ile ilgili bir çalışmanız var. Muhtaribi var. Yine parklar ve yeşil alanlarla ilgili çalışmalarınız da var. Bunlarla ilgili de neler söylemek istersiniz başkanım? Konu başlıkları haline bahsediyor. Aslında şöyle hemen hızlı söyleyeyim. Bu Engelsiz evet. Kafe Türkiye'de bu manada hizmet veren 4 tesisten bir tanesi. Hı hı. Ya bu tesiste ne var? Bu tesis aslında engelli yurttaşlarımızın gelip sosyalleşebildiği, buradan hizmet aldığı ve burada kendini ifade edebildiği ve kendisi gibi bir engelli arkadaşımızın da çalışma imkanı birkaç arkadaşımızın beraber olabileceği bir yer. Bir yer kesinlikle. Yani biz, evet. biz burada engelli ailelerimizin gelip rahatça, çünkü engelli yurttaşlarımızın kendisini ifade edebileceği çok fazla yer yok. Hı hı. Bu yüzden yaptık. Bununla beraber engelli danışma merkezini de kent merkezindeki eski bir dükkanımızı yenileyerek, bir alanımızı yenileyerek bizim kent konseyi engelli meclisinin başkanlığında onlara teslim ettik. Hı hı. Onlar yönetiyor orayı. Yani evet. diyor ki engelli yurttaşlarımızın danışıp, görüşüp fikir alışverişi yapabileceği özel bir yer. Diğer taraftan neyi konuştuk? Yine muhtar evleri vardı. Yani muhtarlarımız geçmiş dönemden bu yana tabii bir muhtarlık binası özelinde olmadığı için ya kendi evlerinde ya da kendi iş yerlerinde bu hizmeti vermeye çalışıyorlar. Hı hı. Ya bu doğru değil. Artık bunu bir kurumsal hale döndürmek kesinlikle, lazım. Evet. Bizim genel başkanımızın da her muhtarlar toplantısında söylediği önemli bir şey var. Ben bunu önemsiyorum. İstihdam yaratma açısından da çok kıymetlidir bu. Çünkü muhtarlıklar kendi adıyla seçime giren, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayan en kılcal vatandaşın birebir ulaşabildiği tabii, bir en kılcal yöneticidir. En yerel tamam, yöneticidir. Evet. O yüzden bu arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın kurumsallaşmasını önemsiyoruz. Alanı müsait olan muhtarlarımızın da vatandaşla bir araya gelebilecekleri onlara 35-40 metrekarelik prefabrik yapıları teslim etmeye başladık. Bunların devamını getireceğiz. İnşallah. Ben bunu yapılması gerekliliğine inanıyorum. Yine kapalı pazarla ilgili başkanım kapalı değinmek pazar, istediğiniz onları da yine hızlı alalım, bir şekilde onu söyleyeyim. Evet. Ya kapalı pazar yerleri aslında haftanın bir günü veya iki günü hizmet verip diğer günler boş olan yerlerdi. Biz farklı fonksiyonlar yükledik buralara. Zaman içerisinde zaten göreceksiniz. Dün de sosyal medya hesabından paylaştım. Çatı makaslarının imalat işleri bitmek üzere. Ve dün arkadaşlara sordum. Ne kadar dedim malzeme aldık dedim. Aldığımız malzeme 3,5 milyon liralık bir malzeme. Demir aksam olarak. Bir o kadar da betonerme inşaatını harcadıysak 7 milyon. Eğer biz bunu bugün ihale etmiş olsaydık piyasa koşullarına 20 milyondan aşağı çıkamazdık. Çıkamadı, evet. Bakın benim kendi işçim yapıyor burayı. Kesinlikle. Buranın tamamı bizim kendi işçimizin emeğiyle. Burası Armağan İlci Pazarı. Burası birkaç ay bitecek. Birkaç ay sonra da deprem evleri TOKİ pazarımızı yeniden inşa edeceğiz. Evet. Çünkü o alanda da bayağı yoğun bir yurttaş kitlemiz var. Onların o alanda oturmasını, hizmet almasını sağlayacağız. Şeyi unutmayalım. Sokak hayvanları ile ilgili. Tam onu diyecektim başkanım. Ben tam o konuya giriyordum şu anda. Aklıma geldi çünkü bununla evet. ilgili sokak çok önemli şeyler yaptık. Evet. Sizin ciddi manada çalışmalarınız var sokak hayvanları ile ilgili. Çünkü
Onlar da sonuçta birer bizim dostumuz. Neler söylemek istersiniz sokak hayvanları ile ilgili? Geçici bakım evi yaptınız başkanım. Şimdi konuda... sokak hayvanları yasası var biliyorsunuz. 5199 sayılı yasa aslında bir takım boşlukları içinde barındırıyor. Bir takım tanımların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bu yüzden de sokakta bir çatışma var. Evet. Bu sokaktaki çatışma kiminle? Hayvansever yurttaşlarımızla hayvandan korkan vatandaşlarımız arasında. Evet, kesinlikle. Bazen hayvanların zarar verdiği vatandaşlarla hayvanları aşırı sahiplenen vatandaşlar arasında. Karşıya gelmiş oluyor. Şimdi burada da fatura hep belediyelere kesiliyor. Bugün Bucak Belediyesi, yarın Burdur Belediyesi, ertesi gün Karamanlı, Yeşilova, Ağlasun. Fark etmiyor. Şimdi burada bizim yetki ve sorumluluğumuz aslında çok kısıtlı. Nasıl kısıtlı? Biz sokakta başıboş olan hayvanı alıp kısırlaştırıp kulağına küpesini takıp çiplendirip yeniden kendi doğasına salmakla mükellefiz. Hı hı. Bunun dışında yasaklı ırk varsa, vatandaşı ihbar ettiyse, gidip aldıysak biz bunu ömrünün sonuna kadar bakmak durumundayız. Evet. Şimdi bu yasada bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Eğer gerçekten sokak hayvanı tanımı içerisinde sokakta başıboş olan hayvan kulağı küpeli dahi olsa, yani biz gerekli kısırlaştırmasını, tedavisini yapıp yeniden doğasına salmış da olsak, eğer sokakta vahşileşmişse, insanla sorunu varsa, diğer hayvanlarla sorunu zarar varsa veriyor ya sana. Şimdi ya şimdi şöyle bir şey bakın. İnsanlar sokakta rahatça gezebiliyor. Durduk yerde gidip birimiz diğerinin burnuna yumruk atabiliyor muyuz? Gözüne yumruk atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Bunun bir cezası var. Aynen. Şimdi bunu yapan hayvan varsa, başka bir hayvana zarar veriyorsa biz alalım gelelim. Başka bir insana zarar veriyorsa alalım gelelim rehabilitasyon merkezimizde bu hayvanı rehabilit edelim. Bu hayvanı orada tedavi edebiliyorsak, yani saldırganlığını ortadan kaldırabiliyorsak bunu kaldıralım ve sahiplendirebiliyorsak da bir insan sahibi yapalım. Kesinlikle, yani bir insan sahibi olsun. O insan da o hayvana baksın. Ya burada işte biz mama üniteleri kurduk. Bir dünya para harcadık. Yeni bir barınma alanı yarattık onlara, o canlara. Ama asıl sorun sokakta kontrolsüz çoğalan hayvan sayısı. Yani biz ne kadar çok kısırlaştırırsak sanki alana o kadar çok köpek salınıyor. Bu da maalesef bir mobilizasyonla, yani bir yerden alınıp bir yere bırakılmayla ilgili bir durum. Bunun da farkındayız. Önlem almaya çalışıyoruz. Evet başkanım, yani yine o konuda ciddi manada yani biz Bucak'ta da yaşadığımız için Bucak'ta da bu sorunları zaman zaman yaşıyoruz. Emrah Başkan da Sayın Emrah Ünal da bu konuda tabii çalışmaları da var. Ya veteriner hekim, yani Emrullah Bey'den bu konuda daha hakim ama yasanın işte elimizi bağladığı yerler var. Yani burada belediye başkanlarını veya belediye çalışanlarını çok da suçlamamalı vatandaşımızı. Kesinlikle. Çünkü bir noktada elimiz bağlı. Yani çünkü kanuna göre yapılması gerekenler var. Sadece belediye bunları yapıp tekrardan işlem yaptıktan sonra tekrar yerine bırakıyor. Evet başkanım, kısa bir araya gideceğiz. Yine aradan sonra burada olacağız. Evet değerli izleyiciler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar biz buradayız. Başkanımla Burdur gündemi, Türkiye gündemini, siyasete ve Türkiye gündemini konuşacağız. Yine birazdan bizi izlemeye devam edin diyorum. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Evet değerli izleyiciler, yeniden sizlerin karşısındayız. Başkanımla projeleri ve çalışmalarını konuşmaya devam ediyoruz. Başkanım, birinci bölümde birçok farklı konuya değindik, birçok farklı projelere de değinmiş olduk. Ben sizin bir farklı projeniz var, ata tohumu ile ilgili bir çalışmanız vardı. Ata tohumunu ata toprağıyla buluşturuyoruz diye. O konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu proje kapsamında neler vardı ve nasıl bir çalışma yürüttük? Şimdi aslında biz içme suyumuzu korumak üzere yaptığımız bir projeydi bu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın Burdur ziyaretinde geliştirdiğimiz bir proje oldu. Bir yandan bu bölgenin topraklarının üretiminde en çok verim aldığı şeylerden birisidir. Tarım ürünüdür buğday. Hı hı. Yani dönüp hacılara baktığınız zaman hacılarda buğday karbonlarını görürsünüz. Küplerin içerisinde. Yani Anadolu'nun bu bereketli topraklarında ilk yetişen ve insan açısından o günden bugüne en çok kullanılan tahıl ürünü buğday. Buğdaydır. Evet, ana temel kaynağından hatta, bir tanesi. Hatta yani Triticum vulgaris, yani bunun işte Latince ismi budur. Evet. Variyete Anatolika diye geçer. Yani alt kimliğini de Anadolu olarak verir. Ya bu kadar kıymetlidir bizim için. Kıymeti neresindedir? Kıymeti şudur. Bugün bir tane buğday atın, seneye 11 tane buğday alırsınız. Kesinlikle. 11 tane atın, bir sonraki sene 130 tane alırsınız. Her sene bol bereketli bir şekilde. Her sene katlanarak logaritmik olarak gider. Ve bu sapından samanından hayvan beslersiniz. Buğdayından bulgur yapar, un yapar. Tepeğinden başka şekilde faydalanır. Kısacası aslında her şeyin ham maddesi, yani nişastasına varıncaya kadar kullanabildiğiniz bir üründür. Dolayısıyla ve çok az bakım isteyen, kendi halinde yetişen bir bitkidir. Evet. Senede iki defa yağmur görsün, su görsün, onun için yeterlidir. Ekstra gübre belki verimini arttırır ama gübre de vermezseniz yine size bir şeyler verir. Böyle baktığımız zaman biz içme suyu havzamızdaki toprağı ve yeraltı suyunu koruyabilmek için bu projeyi başlattık. Bu projenin kırılma noktası şudur. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin verdiği fiyatın iki katı fiyata alım garantisi verdik. Evet. Ve tohumu da dağıttık. Tohumu dağıttık, karşılığında buğday aldık. 2021 yılında biz toplam 1000 dönüm arazinin ekimini sağlamıştık. 2022'de 1300 dönüm arazinin ekimin yapılmasını sağladık. Hı hı. Dolayısıyla biz bu projeyi büyütmek istiyoruz. Amacımız bu projeyi büyütürken de dediğim gibi içme suyunu koruyacağız. Sapıyla samanıyla hayvanı besleyeceğiz. Ve bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum. Burada da işte bir takım polemiklere giriyorlar. Efendim ihracata gidiyor falan. İthalattan gelen. Ben yapılan ihracata karşılık değilim. Evet. Buğdaydan makarna üretilmiş, un üretilmiş, bunun da ihracatı yapılmış. Asla karşı değilim. Ama bu mümbit topraklarda eğer biz buğday üretemiyorsak bunun sorumlusu biziz. Kesinlikle. Buğdaya değerini vereceğiz. Buğdaya hak ettiğini vereceğiz. Çiftçimizin alın terinin karşılığında da hak ettiği para verilirse vatandaş çekecek. Biz iki kat fiyat verdik. 7 bin liraya Toprak Mahsulleri Ofisi alıyorken biz tonunu 14 bin liradan köylümüzden bizim verdiğimiz buğdaydan üretilen buğdayı, tohumdan üretilen buğdayı geri aldık. Böylece projemiz tuttu. Hatta buna benzer bir projeyi de Tarım İl Müdürlüğü bu yıl tohum dağıtarak yaptı. Tebrik ediyorum. Doğru bir şey yaptılar. Bence daha da büyütmeleri lazım. 90 ton falan yetmez buna. Çünkü biz Burdur Belediyesi olarak 25-30 ton dağıttığımız yerde Tarım İl Müdürlüğümüzün 250 ton dağıtması lazım. 500 ton dağıtması yani lazım. 1000 ton dağıtması lazım. Evet. Ya dağıtması lazım. Ya çok kolay. Bunun üretiminde zor bir şey yok. Evet. İhtiyacımız olan buğdayı da kendi yerli üreticimizden alıp kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra da ihracata çok rahat satabiliriz. Bunda hiçbir bahis yok. Kesinlikle başkanım. Yani çünkü şöyle, hani insanoğlunun ana temel kaynakları bir tanesi ekmek tüketimimiz ve bunun sayesinde buğday. Yani az önceki videolarda sizde orada bir o görüntüyü de ekrana verebilirsek, başkanımın traktörle sürdüğü yeri gösterebilirsek orada arkadaşlar. Çok ciddi manada keyifli bir şeydi benim için. Deneyim oldu. Aslında daha önceden de kullanmıştım. Evet. Bir tarafımızdan da köy olduğu için bu işleri hani hiç bilmeyen bir insan değilim. Evet. Ne kadar zor olduğunu yani o çok nasırlı elleri görüntüyle ve profesyoneli andırıyorsunuz. Yani ya şöyle, şöyle inan gerçekten hani ben bunları bir video çekmek veya falan değil ama değil, bunu hissetmek değil. Hissettiğim için yapıyorum. Ya bizim köylümüz çok zor şartlarda, bizim üreticimiz çok zor şartlarda üretim yapıyor. Bakın şu gördüğünüz traktörün mazotu
en az 85-90 litre mazot da doluyor. Evet. Ve bu mazotu bir günde harcarsınız. Kesinlikle. Yani burada pullu biraz daha aşağıya salladığınız zaman bitmiştir. Mazot tüketiminiz en az 10 litre daha çok artacaktır. Evet, kesinlikle. Ya bunların hepsinin farkındayız. Ya üretimi destekleyeceğiz. Topraklarımız, Anadolu'nun bütün coğrafyanın, Türkiye'nin tüm toprakları bereketli topraklar başkanım. Biz bu konuda Türkiye'de tarımsal anlamda aslında hani dışa bağımlılığı kesinlikle kesmemiz lazım ama Ömer Bey, bununla ilgili çok fazla bir çalışma var mı? Bakın. Yok. Kanada mercimeği bizden öğrendi. Evet. Mercimeği bizden ithal ederek mercimekle tanıştı Kanada. Bugün biz Kanada'dan hibrit mercimek tohum alıyoruz. Bu çok yazık. Çok yazık. Kesinlikle. Bakın bizim neler yapmamız lazım? Bizim ıslah enstitülerini, hibrit enstitülerini, tohum yani özerk has tohumlarımızın koruyabildiğimiz tohum bankalarını, tohum takas işlemlerini büyütmemiz lazım. Evet. Şimdi biz dışa bağımlılığımızı çözmediğimiz sürece ve yurttaşımızın ihtiyacı kadar üretimi planlayamadığımız sürece biz dışa bağımlılığımızı bitiremeyiz. Bunu bitirmemiz lazım. Kesinlikle. Dışa bağımlılığımızı bitirdiğimiz gün bu ülkenin dövizi kolay kolay dışarı çıkmayacak. Çiftçisi de kazanacaktır. Herkes kazanacak. Ya bugün kesinlikle eğer 350 dolara bakın bugün 350 dolara biz gidip Ukrayna çiftçisinden buğday alıyorsak biz bu parayı kendi çiftçimize verelim. Kesinlikle başkanım. Verebiliyoruz. Aynen. Bakın bu yıl 7000 lira verdik. Evet. Vermedik mi? Verdik. Verdik aynen. Ve aldık. Yani evet, çok zor değil. Yani yapılabilecek bir ya çalışma. Kesinlikle yapılır. Yani kendi çiftçimizi destekleyelim. Başkanım yorumlar da var. Ben hemen onlara da yine değinmek istiyorum. Mesaj gönderenlere de onu da ben buna değineyim. Murat Dilek iyi yayınlar demiş. Serplast'tan iyi yayınlar. Sizi vekil aday olarak görecek miyiz? Demiş Sayın Başkanım. Bu konuda biraz daha ilerleyen dakikalarda yine değineceğiz. Mustafa Özdoğan hayırlı akşam aynenar demiş. Teşekkür ediyoruz. Babam bu arada başkanım. Teşekkür ederim. Evet yine Ayşeli Turgut New York'tan selamlar. Sevgiler başkanım demiş. Başkanım New Ayşeli York'tan ablamız. Da izleyicilerimiz var. Evet. Ayşeli ablamız. Geçenlerde bir kermes yaptılar. Cumhuriyet okulları var onların orada. Güzel bir Türk ekip var. Çocuklarımıza Türkçe öğretiyorlar orada. Amerika'da yani doğan ve orada büyüyen Türk çocuklarına Türkçe eğitim yapıyorlar. Onlar yararına, Cumhuriyet yararına, Atatürk yararına bir kermes yaptılar. Biz de buradan onlara katkı sağladık. Onlar da bunu çok böyle büyük bir kıvançla ve mutlulukla karşıladılar. Ayşeli ablama ve ekibine de buradan sevgiler, saygılar. Evet. Yine masal fotoğrafçılık Sayın Başkanı milletvekili adayı olarak görecek miyiz demiş. Başkanım bu arada bu sorular giderek artıyor bu tarz. Cevap verelim. Evet inşallah. Yine Murat Dilek mesajını göndermiş. Başkanım eleştiriler yapıyor. Başkanım eleştiriler yapıyor aslında. Her şey gözlerin önünde. Burada neler kazandırdı ortada bu konuda düşünceleri neler demiş. Zaten az önce konuyla ilgili ifade etti. Evet. Ömer Özdamar sayın köşe yazarımız buradan da ona da iyi akşamlar diliyoruz. Eyvallah Ömer Bey'e de zaman zaman bizimle de ilgili fikirlerini paylaşıyor. Okuyorum, evet. Takip ediyorum. Sürekli okuyorum ama benimle ilgili olan fikirlerini daha böyle bir gözüm açarak okuyorum. Evet. Onur Nam demiş ki iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizim tabii Bucak ilçe örgütümüz var burada. Her daim evet. Benim de yani nasıl söyleyeyim her Bucak'a geldiğimde yanımdan bir an bile ayrılmayan kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, ilçe başkanımız, sevgili Onur kardeşim ve birçok dostum onlara da ben buradan selam göndereyim buraya kadar gelmişken. Evet yine Selahattin Gökçe'den bir mesaj var başkanım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Melli'den selamlar Sayın Başkanım ve tüm izleyicilere demiş. Kocaeli Belediye Başkanımız. Ona da sevgiler, saygılar tüm Kocaeliler halkına. Sizden de selam olsun. Mehmet Hacet iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Zinet Ercengiz iyi yayınlar demiş. O da benim annem sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. İyi yayınlar başkanım demiş. Ahmet Turgut, Hülya Gümüş de yine iyi yayınlar demiş. Bizler de göndermiş olduğumuz mesajlarına teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanım ben yavaş yavaş Burdur gündemine ve Türkiye gündemine doğru dönmek istiyorum. Aslında sizinle ilgili birçok Burdur genelinde ciddi manada bir kitleniz var başkanım. Sizlere karşı, şahsınıza karşı, seveniniz, sizleri hakikaten değer veren birçok vatandaşımız var. Yine yorumlarda gördüğünüz gibi sizi vekil adayı görmek istiyoruz diye mesaj göndermişler. Ben şunu söylemek istiyorum başkanım. Siz gerçekten de Burdur merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde hakikaten herkesin sevdiği, saydığı, gerçekten de partiden çok birebir samimi olarak sizi gördükleri çok ciddi bir manada gerek abi olarak gerek kardeş olarak gören birçok vatandaşımız var. Önümüzdeki süreçte de bir seçim var başkanım. Ben hemen öncelikle onu sormak istiyorum. Şimdi 2020 seçimlerinde aday olmayı düşünüyor musunuz başkanım?
Şimdi şöyle, bu soruyu zaman zaman cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi şu anda mevcut görevde olan bir belediye Evet. başkanıyım. Ve bizim, bence şuradan başlayalım. Öncesinde bir cumhurbaşkanlığı adaylık Evet. süreci, milletvekilliği belirleme süreçleri, bunlar tabii partimizin ilgili yetkili kuruluşları tarafından karara bağlanacak durumlar. Bir de altılı masa var. Sadece Evet. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Belki önümüzdeki süreçte Burdur ittifakla seçime girilip tek liste halinde seçim pusulasında yer alması gereken illerden birisi olacak. Belki bu ihtimal de var. Evet. Yani bunlar tabii altılı masada henüz karara bağlanmış şeyler değil. Şimdi ben kendi şahsıma özeli yanıtlamak isterim. Ben bunu her defasında söylüyorum. Bir kafa karışıklığı yaratmamak için de çok sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani hani böyle istemem yan cebime koy falan gibi Ya bir, ya estağfurullah. hani siyasetçiler genelde yuvarlak Evet. konuşur. Evet. Ben bunu köşelerim. Yani köşelemek de isterim. Neden? Şundan dolayı. Bir kere her şeyden önce önümüzdeki seçim 2023 zamanında, gününde, bir ay önce, 2 ay önce veya ne zaman olursa olsun sonuçta kapıya Seçim dayandı. yapılacak. Evet. Kapıya dayandı. Ortada bir seçim var. Bu seçim Türkiye'nin 5 yıllık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değerlendirileceği bir seçim olacak her şeyden önce. Evet. Yani birincisi bu hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tuttu mu tutmadı mı? Yani vatandaş bunu sorgulayacak. Bunu sorgularken neye bakacak? 5 yıl önceki ekonomik şartlarına, 5 yıl önceki özgürlük şartlarına, 5 yıl önceki geleceğe bakış ve gelecekle ilgili beklentilerine, bir Z kuşağı var yetişen ve bu Evet. Z kuşağı bugün bir üniversite mezunu olarak işi var mı, aşı var mı ona bakacak. Bir asgari ücretli aldığı maaştan para biriktirip ev alıp Ya da alamayacağını veya geçinip geçinebiliyor mu? geçinemeyeceğini, ya bütün bunların sorgulanacağı bir seçim olacak. Her şeyden önce bunu bir kenara koyalım. Yani bu bence en önemli Faktör. Kesinlikle, faktör. kesinlikle başkanım. İkincisi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi açısından genel başkanımızın 2000 ya 15 yılından itibaren 2015 yılından itibaren bir hani ortak paydada buluşma kültürünü ortaya koyabildiği bir anlayışı var. Evet. Biliyorsunuz 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Parti ile Milliyetçi Hareket Parti'nin adayını desteklemek uğruna İttifak bir ittifak yaptı. yapıldı. Evet, o Ve zaman. 2015 yılında Haziran seçimlerinden Kasım'a giden süreçte bir fedakarlık yapabileceğini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na ifade edip başbakan olmayı teklif etti. Evet. Yani genel başkanımızın adalet yürüyüşü, adalet mitingi arkasından İyi Parti'nin meclise sokulabilmesi için Milletvekillerinin milletvekili elinden transferi desteklemesi çok güzel bir şey. ardından Demokrasinin. tüm Türkiye genelinde İyi Parti ile yapılan yerel seçim ittifakına baktığınız zaman genel başkan aslında Sayın Kılıçdaroğlu, tabii beraberindeki yürütme kurulu MYK'mız, parti meclis üyelerimiz ve tüm ilçe örgütlerimizin bir özverisi var, fedakarlığı var. Buna karşılık veren de bir İyi Parti vardı en başında. Evet. Şimdi bu halka biraz daha genişledi. Bu halka içerisine 4 partiyi daha alarak sandık öncesi ittifakları zorunlu hale getiren 50 artı birlik Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aslında kendi elini güçlendirdi. Evet. Şimdi anketlere bakılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Özeline gittiğimiz zaman da şu anki mevcut, yani ben bunu siyasetçi kimliğimle değil, sadece yurttaş olarak televizyonlardan, basından, sizler aracılığıyla izlediğim kadarıyla yani 40'a 60'lık bir dengeye, hatta yani %40'ı mevcut Cumhurbaşkanı lehinde oy kullanacağını ifade ederken %60'ı kullanmayacağını ifade ediyor. Yani burada doğru aday kimdir, şudur, bundur, bunları tartışmak bence her bir örgüt üyesinin, partilinin bence görevi değil. Buna bir karar verildiyse herkes bunun arkasında duracak. Şimdi eğip bükmeden kendime geldiği zaman laf şudur. Ben 1973 doğumlu, işte 41 yaşında Burdur'un en genç belediye başkanlarından birisi olarak 2014'te başladığım bu macerada 2019 seçimlerinde ittifak adayı olarak katıldığım yarışta Burdur'un tarihi oyuyla, tarihi oy farkıyla seçim kazanmış, ikinci kez rüştünü yani Kanıtlamış bir şahsında ispat evet. etmiş bir insan olarak belki adlandırılabilir. Ama tabii biz her zaman örgütlü çalışmanın ve sistemli programlı çalışmanın ön planda olduğunu bilerek çalıştık.
Ama neticede ortada bir sonuç var. Bir başarı öyküsü var. Ve bu baştaki liderden aşağıya doğru sıralandırılan evet. bir örgüt çalışmasının neticesidir. Biz şu anda sokaktan gelen ses şöyle bir algıya dönüşmeye başladı. Yani Ali Orkun Ercengiz eğer milletvekili aday olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu daha da artar. İttifak elini biraz daha güçlendirir. Yani ben bunu duyduklarımı söylüyorum. Veya evet, yazılanları, çizilenlerini yani başlayalım. Sizlerin de düşündüklerini evet. zaman zaman konuşuyoruz. Şimdi biz burada bir seçim kazanmak istiyorsak mevzu Ali Orkun Ercengiz şahsında bir ismi büyütmek veya o yarışın içerisinde birini farklılaştırmak değil. Evet. Ya sonuçta ben siyaseti hep söylerim, futbola benzetir. Bu bizim için şampiyonluk maçı. Bu maçı kaybedersek bir sezon daha şampiyon olmak için bekleyeceğiz. Evet, kesinlikle. Yani bu şampiyonluk maçına çıktığımızda eğer bu Ali Orkun Ercengiz olur, Ahmet olur, Ali olur, Veli olur veya isimin önemi yok. Yani bilimsel yapılan her türlü çalışma neticesinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve İttifak kiminle? Yani bu aynı şey İyi Parti için de geçerli. Tabii kesinlikle. Yani, Burdur'da diğer, veya Türkiye'de veya Demokrat Parti için geçerli. Örneğin belki biz Burdur'da bunu şu anda hissetmiyor olabiliriz ama diyelim ki çok yanı başımızda başka bir ilde ittifak ortaklarından Saadet Partisi'nin çıkaracağı çok gözde bir aday alıp seçimi orada sürükleyebilecek noktada evet. olabilir. Bu fedakarlığı kim yapacak? Buna bakmak lazım. Kesinlikle. Şimdi bizim amacımız iktidar olmaksa ki her siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz bunu yıllardır özledik. Biz yerelde iktidarız. En azından 9 senedir biz iktidarız yerelde. Evet, yani yerelde iktidarız çünkü biz yönetiyoruz. Evet, kesinlikle. Yönetirken eleştiriler olacaktır, hata yapacağızdır. Ama yaptığımız güzel şeylerin de değerlendirildiği bir Burdur var ortada. Şimdi vatandaşımız bizi orada belediye başkanlığını milletvekilliğiyle kıyaslayıp milletvekilliğini daha böyle statü olarak farklı görüp bizim oraya gitmemizi düşünüp talep ediyorsa ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bizim yaptığımız görev de çok kıymetli bir görevdir. Hı hı. Netice itibariyle bugün Burdur kent merkezinde %54 demek il geneline baktığınız zaman önemli bir oy oranıdır. Kesinlikle. Ya bu evet. bunu da böyle değerlendiririz. Genel başkanımızın yapacağı değerlendirmelerde, MYK'mızın yapacağı değerlendirmelerde Burdur halkının talepleri kimi milletvekili olarak görmek istiyorsa bizim adayımız odur. Evet. Bu görev bana tevdi edilirse sonuçta bu başka bir fedakarlığı da gerektirir aslında. Yani neyi gerektirir? Burada 9 yıllık çekilmiş bir emeğin artık ciddi anlamda meyvelerini görmeye başladığımız bir dönem. Hele yaptığımız yatırımların tabii yani iyi şeyler yani iyi şeyler ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş artık eliyle dokunuyor, gözüyle görüyor. Ekonomisini düzeltmiş bir belediye var ortamda. Ben milletvekilliğini de belediye başkanlığını da bir siyasi parti ve yurttaşlık görevi görüyorum. Bu yurttaşlık görevinde bize eğer görev düşüyorsa, vazife düşüyorsa biz çekinmeden her türlü göreve hazırız açığız. Hiçbir sıkıntı yok. Evet başkanım hani ben biraz da konuyu yine toparlamak istiyorum şu konuda. Evet. Şimdi siz ikinci dönem burada da belediye başkanısınız. Az önce de bahsetmiştim. Gerçekten de Bucak'ta olsun, ne bileyim bugün Yeşilova'ya gideyim, Ağlosun'a gideyim. Hakikaten sizin isminizi duyduğu zaman insanlar daha bir farklı gözle bakıyor. Gerçekten de hani sizin samimiyetiniz, sizin insanlara olan bakış açınız. Az önceki sorularda da yine yorumlarda da gördük. Orada insanların, hani yorum atanların ciddi manada bir beklentisi var. Yani Sayın Burdur Belediye Başkanımız artık ikinci dönem Burdur'da yine belediyeyi kazandı. Ve son dönemde de Burdur Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar, atılımlar, Burdur'a kazandırmış olduğu yatırımlar ve yapmış olduğu çalışmalar sonucunda artık sizleri de milletvekili aday olarak görmek istiyorlar. Ve bunu da gerek bizler de kamuoyunda, gerek medya olarak zaman zaman sokakta, zaman zaman gittiğimiz esnafların yanında da duyuyoruz. Bunu örgütümüz, partimiz değerlendirecektir. Yani böyle bir soruyu size yönetmek istedim. Herkesin bir merak ettiği bir soruydu başkanım. Şimdi şöyle, ben futbol oynadım. Beraber oynadığımız arkadaşlar da var. Çok böyle profesyonelliğe falan gitmedik ama. Evet. Şimdi iyi bir sol attım. Sol bek başladım. Sol açık oynadım. Bir ara orta sahada oynadım. Yani bir yerlere ihtiyaç oldu. Takım teknik direktörümüz, hocamız bugün sen orta saha oyna dedi. Orta evet. saha elimden geldiğince onu oynamaya çalıştım. Ya görev nerede verilirse eğer biz bu noktada bunu bir görev olarak görüyorsak belediye başkanlığı, milletvekilliği hiç önemli değil. Hiç fark eden bir durum değil. Yani biri diğerinden çok daha farklı bir görev veya farklı bir yerde bizi konumlandıran bir şey değil. Kaldı ki belediye başkanlığı gerçekten çok onurlu bir görev. Çünkü icracısınız. Yaptığınız doğru şeyler
bir ömür boyu, hatta siz öldükten sonra da arkanızdan anılıyor. Doğru evet, şeyler kesinlikle. Yaptıysanız. Yanlış şeyler yaptıysanız da vatandaş farklı şekilde anıyor. Görev sorumluluğumuzun farkındayız. Bu anlamda da bugüne kadar hep dikkatli çalıştık. Ben milletvekilliği konusunda aday arkadaşlarımız var. Şu anda adaylıklarını, daha doğrusu aday olmak var. İstediklerini evet. açıklayan arkadaşlarımız var. Herkesin yolu bahtı açık olsun. Ben iktidar olmak istiyorum. Yani benim derdim bu. Çünkü şöyle bir ayrımcılıktan artık biz çok sıkıldık. Muhalif belediye başkanları olarak. Yani kimse gücenmesin, kusura bakmasın. Bunu da sadece ben iktidarım diye yapma hakkı da kimsenin elinde değil. Çünkü bu beraberinde kul hakkını taşır. 154 oy verdiyse %46 oy vermedi. %46 oy vermeyenlerin içerisinde de iktidara gönül verip oy veren insanların sayısı çok çok fazla. Şimdi biz kişileri değil, kurumları cezalandırıyoruz. Kurumları cezalandırdığımız zaman halk hizmet alma noktasında yadırıyor. Şimdi evet. kalkıp buna birileri itiraz edebilir ama hiç itiraz etmesinler. Türkiye Belediyeler Birliği'nin üyesi olan tüm belediyelerden kimin hizmet aldığının ortalamasını çıkarsınlar. O zaman da desinler ki hayır biz adaletli hizmet ettik. Biz de buna itiraz etmeyelim. Evet. Hepimiz aidat veriyoruz. Hepimiz kesinlikle. Katılım payı veriyoruz. Sonuçta Bucak halkı nasıl bugün Emrullah Başkan'ı seçip onun bu şehri, bu ilçeyi, bu beldeyi yöneteceğine kanaat getirmiş ve ona yetkiyi verdiyse Burdur halkı da bu yetkiyi bize verdi. Burdur halkı hak ediyor. Ne yapılıyorsa Burdur halkına yapılmış oluyor. Evet, şimdi başkanım ben bir farklı da soruya geçmek istiyorum yavaş yavaş. Evet. Biraz da hani siyasete artık girelim ve siyasetle ilgili konuşmak da istiyorum. Girdik, tam da içindeyiz artık. Ben şunu merak ediyorum gerçekten de ve bunu da insanlar merak ediyor yani sokakta da. Şimdi siz iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Burdur Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz ve mevcut hala da devam ediyorsunuz. Bugüne kadar iktidarın tutumuyla alakalı veya Burdur'a yatırımlarıyla alakalı yani gereksiz veya gerek diğer muhalif belediye başkanlarıyla tabiri caizse söylüyorum başkanım bu arada. Sıkıntılar yaşadınız mı başkanım? Yani bu konunun dezavantajlarını çok fazla gördünüz mü? Yani yatırımlar konusunda siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama bir taraftan da iktidarın destek vermediği noktalar oldu mu? Veya sizin destek beklediğiniz ama karşılığını bulamadığınız dönemler oldu mu bu konuda? Bu konuda bir aydınlatırsak Burdur halkına ve Burdur'da. 5 Ocak 2022 Burdur Belediye Meclisi'nden bir karar almışız. Diyoruz ki 10 milyon asfaltlı borçlanması 10 milyonda hizmet aracı yani iş makinesi alımı. Yani burada yapacak bir yatırım için bahsediyorum. Burdur'da asfalt kardeşim. İhtiyaç mı ihtiyaç? Evet kesinlikle. Şimdi bugün Bucağımıza ne yapılıyorsa, Alasunumuza ne yapılıyorsa, evet. Kocaeli'lerimize, Yeşilova'mıza, Yusufça'mıza, Söğüt'ümüze veya Dirmin'imize, Altınyaylamıza ne yapılıyorsa Burdur'da da o yapılıyor. Yani evet. Farklı bir şey yapmıyoruz. İş makinesi alacağız demişiz. 5 Ocak 2022. Ne kadar zaman geçmiş? Bir yılı geçmiş. Çok rahat. Şimdi biz İller Bankası'ndan bu borçlanmayla ilgili finansal problemimizin olmadığına dair ve bu nedenle de kredi kullanmamızla ilgili bir engel olmadığını çok iyi biliyoruz. Şimdi biz bakın geçtiğimiz günlerde Burdur Meydanı'na bir tane grader bir tane de kepçe koyduk. Bunların bize toplam maliyeti 9 milyonu geçti şimdi. Evet. Eğer 5 Ocak 2022'deki kredi talebimiz karşılanmış olabilmiş olsaydı da biz Nisan-Mayıs ayında o iş makinalarını getirip Burdur envanterine kazandırmış olsaydık Burdur Belediyesi'nin bütçesine 4 milyon para kalacaktı. Ve biz bu krediyi İller Bankası'ndan kullanamadık. Kullanamadığımız için ne yaptık? Gittik özel bankadan çektik. Evet, bu tabii ne kadar faizle? %22 faizle. %22 faiz ne demek? 17 milyonun %20 milyonun o %22 faizle. Yani ciddi bir manevra. En kötü ihtimalle 5 milyon para. Evet. 5 yani. Milyon para. En az. Bu 5 milyonu da faiz olarak gittik özel bankaya ödeyeceğiz. Yani bu vatandaşın kasasına çıkıyor. Vatandaşın ya, cebinden çıkıyor. Ya Ömer Bey şimdi bakın. Evet. Biz bu 5 milyonu diyelim ki varsayalım aynı kredi faiziyle İl Bank'tan çekmiş olsaydık yine devletin bankasına ödeyecektik. Ve devletin kaynağını devlete ödemiş olacaktık. Kesinlikle. Ve 5 milyona belki örneğin atıyorum gücü ölçeğinde başka bir belediyemizin bir projesi çözülmüş olacak. Kesinlikle. Şimdi bu yazık değil mi bu kamu kaynağına? Doğru. Bu kamu kaynağına yazık. Şimdi ben bakıyorum. Hiç de itirazım yok. Şimdi isim vermeyeceğim. İsim verdiğim zaman kavga çıkıyor. Arkadaşlar anlıyor. Burdur siyasetinde biraz anlıyor ama bakın. Tansiyon yükseliyor. Bakın. Şimdi 6-7 bin nüfuslu bir ilçemiz. 6-7 bin nüfuslu bir ilçemiz. Altyapı yatırımı yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Yapsın. Hiç itirazımız yok. Oradaki hemşerilerimizin hepsine
Varsa hakkım benden yana helal olsun, helali hoş olsun. Hiç itirazım yok. Şimdi 7 bin nüfuslu bir ilçeyi siz 80-100 milyon, 110 milyon borçlandırabiliyorken 100 bin insanın yaşadığı bir kentte 10 milyon krediyi veremiyorsanız o zaman burada bir sıkıntı vardır. Yani başka bir niyet vardı diyebiliriz burada. Ya, yani niyet durum... okumak değil ama yani burada başka bir şey vardır. Evet. Hani hiç olmazsa bir şey vardır diyor ya. Evet. Evet. Hiç olmazsa bir şey var burada belli ki. Ya biz birbirimizi kandırmayalım. Biz birbirimizi üzmeyelim. Bizlere tanımlanmış görev süremiz içerisinde beldelerimize, ilçelerimize, şehirlerimize hizmet etmek istiyoruz. Evet. Bırakalım bu mikro siyasetleri artık. Böyle ucuz siyasetleri bırakalım. Halk bunu görüyor. Bakın halk bunu çok iyi görüyor. Halk bunun hesabını da soruyor. Eğer beni cezalandırarak, bizi cezalandırarak 2014'ten 2019'a kadar halkın gözünden düşebileceğimizi düşüncelerinin karşılığı olmuş olsaydı 2019'da bu sonuç olmazdı. Tabii, halk daha da çok sahipleniyor. Daha da çok sahipleniyor. Biz şöyle, ya biz kaynak üretme konusunda çok zorlanmayız aslında. Ne yaparız? Oradan bulamadığımız parayı belediye hizmetlerine fiyat güncellemesi ya yeni adıyla. Biz yapınca zam oluyor, onlar yapınca güncelleme oluyor ya. Evet, onlar gibi yapıp bir fiyat güncellemesi yapıp ben bu kaynağı yaratabilirim. Ama benim derdim vatandaşıma ettiğim hizmetin bir kar enstrümanı olarak kullanılmaması. Sadece maliyetler üzerinden hesaplanıp vatandaşa ulaştırılması gibi bir prensibim var. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Burdur halkı da görüyor bunu. Evet. Yani ben bu konuda şunu da söylemek istiyorum başkanım. Tabii vatandaşlar bu konuda aslında görüyor bazı şeyleri, biliyorlar. Kesinlikle görüyorlar. Çünkü hani hiç. Burdur'a veya Bucak için söylüyorum bunu veya Yeşilova, Karamanlı, Tefendi fark etmeksizin. Yani vatandaşa yapılacak olan yatırımlarda siyasi parti veya kişiler veya şahıslar veya kurumlar gözetilmeksizin aslında birlik beraberlik içerisinde bir adım atılması lazım. Yani bugün Ankara'ya gittiğiniz zaman her bakanlıkta, her müsteşarlıkta sizin desteğinizi alıp vatandaşa bunu yansıtmanız gerekiyor normal şartlarda. Hani ben de bundan dolayı böyle bir soru yansıtmak istedim. Çünkü bu da Burdur gündeminde konuşulan bir gündem konuydu. Ondan dolayı teşekkür ediyorum başkanım. Estağfurullah. Dilim döndüğünce cevap vermeye çalıştım. Dolayı. Yine ben bir diğer sorumuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bunu biraz da şahsınıza yönelik sormak istiyorum başkanım. Burdur'da size göre hani siyasi çalışmalar şu anda nasıl gidiyor? Burdur genelinde sizce önümüzdeki biliyorsunuz seçim de var. Cumhur İttifakı ile ilgili veya Millet İttifakı'nın bir çalışması olacak mı ya da ittifak haline mi gidecekler? Bu konuda biraz daha detaylandırabilirsek. Şimdi şöyle, halktan edindiğim izlenim, gördüğüm, gözlemleyebildiğim ve kendi inancım da bu yönde. Cumhur İttifakı'nın bir milletvekilliğini kaybedeceğini düşünüyorum. Halktan gözlemlediğim de bu. Evet. Yani Burdur aslında Türkiye'nin turnusoludur. Burdur siyasi eğilimlerini nereye evirdiyse Türkiye aslında genelde eğilim bunu gösterir. Şimdi genelde dışarıda gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla Cumhur İttifakı bir milletvekilini kaybettiği zaman denge şu anlama gelecek. Millet İttifakı 2-1'e dönmüş olacak. Yani bu dönüşüm sağlandığı zaman da bizim ümidimiz ve gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de Millet İttifakı'nın iktidar olacağı ve iktidar olduktan sonra da ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili görülen aksaklıkları ortadan kaldırmaktan öte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği yönünde vaatlerini daha da güçlendiriyorlar her geçen gün. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş. Hatta ondan öte Sayın Cumhurbaşkanı'na gönül vermiş seçmene şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sonuçta bir fani hepimiz gibi. Evet. Yani yarına şuradan çıkacağımıza hiçbirimizin garantisi yok. Kesinlikle başkanım. Veya Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ya benden bu kadar artık. Yoruldum, bıktım, vazgeçtim. Ve bizden sonrası birileri devam etsin bu işe. Şimdi bizden sonra birileri devam etsin dediğimizde bu siyasi ortamda bir kişinin iradesine bırakılmış bir sistem içerisinde kimin geleceği ve nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyacağı önemi ortaya çıkmıyor mu? Tabii ki de. Çünkü bu sistemin denge mekanizmaları, frenleri, kontrol mekanizmaları parlamenter aslında sistem kadar güçlü değil. Hatta neredeyse mukayese edildiğinde hiç yok denecek kadar az. Onun için sistemin bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Avrupa'da %40 katılım olmuş, %50 katılım olmuş, %60 katılım olmuş. Niye?
İnsanlar sisteme güveniyor. Kişilerin kim olduğunun önemi yok. Diyor ki bir dönem demokratlar yönetsin, bir dönem cumhuriyetçiler yönetsin. Evet. Bir dönem aşırı sağcılar yönetsin, bir dönem aşırı solcular yönetsin. Sistemi oyluyor insanlar orada. Yani sistem oylanıyor. Şimdi biz burada Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyacımız olduğunu kanaat getirenler olarak bu sistemin değişmesi için yurttaşa bu sistemin nelerinin yanlış olduğunu anlatmamız lazım. Evet. Yani yurttaş şunu çok iyi bilmeli. Arkadaş, biz bugün örneğin Sayın Cumhurbaşkanı dün çıktı Bakanlar Kurulu'ndan veya evvelsi gün çıktı dedi ki bütün borçları affettik. Evet. Vergi. Şimdi burada kamu borçlarının birçoğunu affettik. Güzel. Bu bir fırsattır. Borcunu ödeyemeyen yurttaş için bir fırsattır. Borcunu ödemesi için bir katkıdır. Ama siz son 10 yılda 5 defa bunu yaptığınız takdirde bu sefer borcunu dürüst ödeyen vatandaşı cezalandıran bir sisteme gelmiş olursunuz. Ve diğer tarafından da vatandaş şunu düşünmeye başlar. Ya nasıl olsa seçim geldiğinde borçlar affedilecek. Evet. Vergi yatırmayalım. Vergi toplayamazsanız hizmet edemezsiniz. Kesinlikle. Yani şimdi burada bir sistem çalışması lazım. Sistemi sorgulamak ve sistemi uzun zaman planlayıp yönetebilmek lazım. Bu anlamda da ben bir şeylerin aksadığının farkındayım. Vatandaş da aslında bir şeylerin aksadığının farkında. Yani bazı şeyler artık eskisi kadar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bugün iktidara taşıyan en önemli nedenlerden bir tanesi sağlık sisteminde yapılan reformlardı. Evet. Ama sağlık sistemi şu anda çok iyi gitmiyor. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Ben bir eczacıyım. Geçtiğimiz günlerde eczanemde nöbet tuttum. Tabii ilaç benim, konusunda çok bakın, ciddi sıkıntı bakın, oldu. Bakın benim ilaç almaya hem param hem de itibarım var depolarda. Bunda bir sıkıntım yok. Ama depolarda ilaç yok. Evet. Bu çok ciddi. Firmalarda ilaç sorun. Yok. Evet. Ya bugün devlet hastanelerinde, acillerde veya 3. basamakta nöbet tutan hekimlerin şöyle bir yaklaşımla vatandaşa hizmet etmeye çalıştığını görüyorum. Eczanede hangi ilaç varsa, ilaçlar varsa evet. Onları yazmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Hastanın tedavisi gecikmesin diye. Sağlık sistemi çökmek üzere. Bakın ya çökmek bize üzere. Bize de zaman zaman bu konuda yani mesajlar da gönderiyorlar. Şöyle eczaneye gittiği zaman ilaç bulamadıklarını defalarca bize dile getirdiler. Bu kabahat eczacının değil. Vatandaşımıza evet, da buradan kesinlikle. Ben hani fırsat bulmuşken meslektaşlarım adına bir söz söyleme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda eski bir oda başkanı olarak. Şimdi sonuçta eczaneler hem bir sağlık tesisi bir tarafından da ticarethane. Evet. Yani olmayan bir şey satarak nasıl para kazanırsınız? Kesinlikle. Yani olmayan bir şeyi satamazsınız. Satamadığınız için olmaz. Para kazanamazsınız. Kazanamaz. Aynen öyle. Ya biz ilacı bulamıyoruz. Şu anda ilaca ulaşımda önemli bir sıkıntı var. Bunların çözümlenmesi lazım. Biz vatandaşımızın bakın bugün hastanelerde şunları duyuyoruz. Medikal malzeme yetersizliğinden ameliyatların ertelendiğini duyuyoruz. Evet. Ya bakın bunları bu çok duyuyoruz. Büyük bir sorun. Veya görüntüleme cihazları arıza yapıyor. Hastanelerin bu faturaları karşılayabilecek gücü olmadığı için bu makineleri birkaç ay veya malzeme tedarikinde yurt dışından geliyor. Artan döviz fiyatları nedeniyle bu malzemeyi tedarik edemediklerini duyuyoruz. Evet. Ya bunları düzeltmek lazım. Vatandaşımızın kesinlikle. Bunlara ihtiyacı var. Aslında başkanım hani şunu söyleyebiliriz. Son dönemde sağlık bir yandan ayrı bir hani insanlar için problem olmaya başladı. Ekonomik anlamda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani şu anda dövizin, dolar kurunun bu şekilde artması, altının bu şekilde yükselmesi insanların bir umudu var başkanım. Ben şunu görüyorum. Özellikle seçim zamanı yaklaştığı için bazı kapılar açıldı şu anda. Tabiri caizse öyle söyleyeyim. Yani evet. Vatandaşa, esnaflara, öğrencilere biliyorsunuz EYT de gündeme geldi. Tabii tam olarak ne olduğu belli değil ama Mart başında ilk maaşlarını alacağını söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bir anlamda bütün kapılar açılıyor şu anda. Ne bu biliyor musunuz? Bunun sonucunu da nasıl bir sonuç yaşarız? Bu da kafalara soru işareti bırakıyor. Şimdi motor rektifiye zamanı yaklaştığı zaman yakıt tüketimi ve yağ tüketimi artarmış. Evet hocam. Çünkü metal yorgunluğu var. Metal aşınmış. Bunun da bir sonucu olarak. Bu yüzden artık yakıt tüketimi de yağ tüketimi de arttı. Bu tüketimin karşılığı şu verilen tavizler. Şimdi biz bugün ben de bir EYT'liyim. Yani ben de öyle yasa mi? Çıkarsa ben de emekli olmaya hak kazanmış insanlardan birisiyim. Ama bunun doğru planlanması lazım. Bunun doğru programlanması lazım. Yani şöyle bir hak eğer yurttaşın elinden alınmamış olsaydı. Yani sen emekliliğe hak kazanmışsın başka bir yerde çalışamazsın. Evet. Bu olmamış olsaydı bu kriz belki bu kadar büyümüş olmayacaktı. Şimdi ben prim gün sayımı doldurmuşum. Yani kendi adıma söylemiyorum bunu. Erken yaşta
çalışma hayatına başlamış arkadaşımızın da bu işte bir kabahati yok. Tabii kesinlikle. Şunu cazip hale getirmek lazım. Yani 50 yaşında yaptığı zanaatın en verimli çağında vatandaşı taca çıkarmayalım. Yani bunu bir zanaatkar olarak bakın, tecrübesini, şimdi, evet. Bakın bugün fabrikalarda şöyle düşünün. Çok basit. Diyelim ki 10 tane ustabaşınız var. Bu 10 ustabaşı da EYT'yle beraber emekliliğe hak kazandı. Artık o patronun o ustabaşından sağlıklı verim alabilmesi mümkün değil. Neden biliyor musunuz? O hakkı cebine koymuş. Patronla geçinemedi ilk anda gider dilekçesini verir emekliliği. Gerekli şekilde. Yetişmiş insan gücünü kaybedeceksiniz. Evet, kesinlikle. Bu çok önemli. Ama ne yapmak lazım? O insanı çalışmaya teşvik edecek kaynakları yaratmak lazım. Yani örneğin işveren için de kolaylık sağlamak lazım. Zaten o insanı emekli ettiğiniz zaman o insandan artık sigorta primi almayacaksınız. Evet. O insanı sadece maaş karşılığı sigorta primsiz çalışmaya teşvik edecek bir düzenleme yapabilirsiniz. Kesinlikle. Ki vatandaş sistemin içinde kalsın. Çünkü çıkan 3,5 milyon insanın yerine 1,5 milyon gerekiyor. İnsanı kesinlikle. Da doldurmanız gerekiyor. Bu da maharetli insanlar olmalı. Yani bu çok kolay bir iş değil. Özellikle liyakat sahibi insanların olması gerekiyor. Bu anlamda zorlanacağız. Yani bir takım zorlukları yaşayacağız. Ama bu seçim dönemlerinde Türkiye'nin maalesef kaderi. Bütün olanaklar, bütün imkanlar sonuna kadar kullanılıyor. Bunun faturasını seçim sonrasında 84 milyon yurttaş hepimiz sonuna kadar kuruş kuruş ödeyeceğiz. Bunun bir bedeli var. Çünkü bizim sonsuz kaynağımız yok. Evet. Bunu ödeyeceğiz hep beraber. Yani bu seçimden sonra artık nasıl bir ekonomiyle, nasıl bir sistemle karşılaşacağız gerçekten bizler de bilmiyoruz. Yani özellikle ben takip ediyorum, ekonomistleri takip ediyoruz, köşe yazarlarını takip ediyoruz. Seçim öncesi dedim ya bütün kapıların açıldığı ama seçimden sonrası için herhangi bir kimse bir öngörü yok. Öngörüde bulunamıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı oluyor başkanım. Yine biraz da ülke gündemine doğru dönmek istiyorum başkanım. Ben tabii şu anda Millet İttifakı Altılı Masa bir komisyon kurdu ve bu komisyonda da 6 partinin yetkilileri bir araya gelerek komisyonda tüm il ve ilçelerde seçime nasıl gidileceği konusunda bir çalışma başlattılar. Yani il ve ilçelerde hangi illerde ittifak olacak, hangi illerde olmayacak diye. Altın Masa'nın çalışmaları nasıl görüyorsunuz başkanım? Çalışmalarla ilgili sizce sizin düşünceleriniz nelerdir? Şu anda genel başkanların tutumları, konuşmaları ve artık millet de heyecanlı bir şekilde adayı bekliyorlar bir anlamda. Neler söylemek istersiniz başkanım? Altılı Masa bence çok büyük bir demokratik koalisyondur. Her şeyden önce bunu bir kabul edelim. Evet. Orada mütedeyyin kesimin temsilinin olduğu, sağ liberal kesimin temsilinin olduğu, kapitalist kesimin temsilinin olduğu ve milliyetçi muhafazakar kesimin temsilinin olduğu, aynı zamanda da milliyetçi kaynaktan başlayıp liberal demokrat insanların merkez sağdaki insanların bulunduğu bir yapıya karşılık bir tek sosyal demokrat kimliğinin olduğu bir yapı. Evet. Şimdi bu yapıyı bir arada tutmak çok kolay değil. Ama bizim genel başkanımız başta olmak üzere o masanın etrafında, bakın bizim genel başkanımız geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Burada temsil oranı değil, temsil hakkı önemli dedi. Her bir siyasi partinin temsil hakkı eşittir. Şimdi burada bu ne demektir? Biz %1 de olsak, %30 da olsak, %25 de olsak biz birbirimize eşit mesafede ve ortak söz hakkına sahip olarak bunu irdeliyoruz ve konuşuyoruz. Şimdi bu masa neyi düşünüyor? Bu masa artık bugünden fedakarlığı göze almış. Yarına umutla bakabilmek için bir araya gelmiş bir masa. Bu masayı böyle değerlendirmek lazım. Bakın her ağzını açan bizim gençlerimizin geleceğini teminatı olmak için buradayız diyor. Tüm il ve ilçe başkanları da bunu dile getiriyor aslında. Şimdi bakın çok yakın üst düzey bir yönetici arkadaşımla geçtiğimiz 3-5 ay içerisindeki bir konuşmamız. Bugün şöyle bir şey olsa, şöyle bir fırsat önümüze çıksa ve dense ki Türkiye mevcut siyasi ikliminde ne kadar siyasi varsa bir kenara çekilsin. Türkiye'de yeni bir sayfa açalım. Tertemiz bir sayfa açalım. Ve Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize bu yeni sayfa umut olsun deseler, biz bunu yapmaya hazır mısınız diye bize soranlara tüm namusum şerefim üzerine sizi temin ederim ki bir dakika bile siyaseti düşünmem.
Evet. Çünkü siyaset toplum yararına yapılan bir şey. Toplum Kesinlikle. yararına yaparken eğer daha yararlı bir olgu kavramı oluşabiliyorsa bunu yapmak lazım. Altılı Masa da bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü ya şimdi ısrarla aday kim, aday kim, aday şu. Evet, bu arada başkanım. Şimdi bak oraya evet. da geleyim, oraya da geleyim. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak 2014 yılında seçildiğimde Ekmelettin İhsanoğlu için o istedim. Ne için istedim? Sonuçta o günün ittifakında Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ve bizim adayımız evet. buydu. Çıktık, o istedik. Bugün Sayın Genel Başkanımızın adaylığı konusunda zaman zaman toplumda bir takım polemikler yaşanıyor. Evet. Bunun nedeni şu. Bunun nedenini çok net açıklayayım. Bizim şimdi pazarımız ne zaman? Yarın değil mi? Bucak'ta. Şimdi bugün de yavaştan pazar kuruldu. Değil mi? Yavaş yavaş kurulmaya başlanıyor. Evet, aslında yarın kuruluyor, Perşembe günü. Pardon, özür dilerim. Pardon, doğru. Evet. Bugün ben Burdur'dayım. De bir an başkanım. Hayır, ben sanki evet. bugün Çarşamba. Karıştırdım. Bugün doğru. Çarşamba da sanki yarın Perşembe'miş gibi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Pazara en çok malzemenin geldiği, en taze ürünlerin olduğu vakitte gitmeye çalışıyoruz. Evet. İçlerinden en iyisini seçebilmek için. Kesinlikle. Ama hafta içi domates lazım oldu. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, manavda ne varsa farklı onu alıp yerde. Geçiyoruz. Evet, kesinlikle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında kendi içerisinde alternatifleri her zaman üretmiş bir partidir. Demokrasiyi kendi içerisinde özümseyip topluma yansıtabildiği için. Şimdi kimi insanlar kendisini Mansur Yavaş'la ifade edebiliyor. Kimi insanlar kendisini Ekrem İmamoğlu ile ifade edebiliyor. Kimi insanlar kendisini Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ifade edebiliyor. Evet. Kimi insanlarımız bunların dışında bambaşka. Örneğin bunu gördüğüm için söylüyorum. Bizim Tanju'da geçenlerde bir ironi yaptı herhalde. Bolu Belediye Başkanı ben de adayım der gibi bir laf etti herhalde. Evet. Şimdi kimi insanlar da kendini orada ifade ediyor. Bu bir çeşitliliktir. Bence asıl sorun nerede biliyor musunuz? Asıl sorun iki siyasi partinin yan yana gelmişliğinde Cumhur İttifakı'nda başka bir alternatifin hiçbir zaman konuşulmamasında. Evet. Bence bir de bu tarafından bakmak Tabii lazım kesinlikle. Olaya. Tamam, bir mevcut cumhurbaşkanı vardır. Çok da başarılıdır. Yani iyi bir lider olabilir. Kendi açısından, tırnak içerisinde. Kendi seçmeni açısından. Evet. Çok da başarılı olabilir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman demokrasiyi işleten alternatifler üretebilen bir partiyiz. Evet. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı genel başkanımız olmalıdır. Çünkü 13 yıllık genel başkanlığı süreci içerisinde çok önemli işlere imza attı. Bakın, Türkiye demokrasisinin bir yere evrilmesi, gelişmesi, kullanması, korunması yönünde önemli adımlar attı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, ya böyle önemli ana kentlerin seçim kazanmasında yerel yönetimlerde. Tabii evet. Yani yerel yönetimlerde önemli bir başarı sağladı. Şimdi evet, hükümet, iktidar, Cumhur İttifakı olabilir ama yerel yönetimlerin insan kitlesi açısından yönettiği alana baktığınız zaman şu anda Millet İttifakı yönetiyor ülkeyi. Evet, yerel doğru. yönetim anlamında. O yüzden İstanbul çok büyük bir azımsızlık belki de. Ben şuna inanıyorum. Altılı Masa kısa bir zaman içerisinde anket çalışmalarını neticelendirdikten sonra genel başkanımız konusunda mutabık kalacaktır. Çünkü Demokrat Parti lideri açık açık zaten bunu söylüyor. Saadet Partisi lideri kendisi açısından evet, bir sıkıntı olmadığını söylüyor Temel Bey. Meral Hanım zaten tamam defalarca olur. Yani hatta abim diye hitap ediyor genel evet. başkanımıza. Bence kimsenin tedirginliği yok. Sadece sorun şurada. Biz aday kimin olacağını değil, biz prensip kararlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bu ülke seçildikten sonra nasıl yöneteceğiz? Yani daha seçilelim evet. bir daha bakarız değil. Biz bütün her şeyi bitireceğiz. Seçildiğimiz günden itibaren bütün plan işlemeye başlayacak. Yani bunlar konuşuluyor. Nasıl bir anayasa? Geçen gün göndermişler anayasa taslak metnini bizim altılı masanın. Fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Ya eşit yurttaşlık ilkesi, yani temeline bunu oturttuğun bir anayasada zaten başka kötü bir şey çıkmaz buradan. Sıkıntı bir durum. Yani çıkmaz. Evet, aynen öyle. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz tekrardan sizlere de. Estağfurullah. Ben bir de yavaş yavaş artık programın sonuna Finale doğru gelince ben sonra şunu da sormak istiyorum. Bu bir varsayım üzerinden yola çıkıyorum. Biz burada daha önce köşe yazarımız Ömer Özdemir'le de bunu defalarca konuştuk. Yine zaman zaman da gündeme geldi. Bu sizinle alakalı bir sorumuz olacaktı. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz genel seçimlerden sonra bir yıl sonra yerel seçimler var artık. Yani arada 9-10 aylık bir süre kalıyor. Evet. Az bir süre evet. kalıyor.
Aday gösterilirsiniz veya gösterilmezsiniz. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacak mısınız başkanım? Şimdi tabii... Ben onu da sormak istiyorum son olarak. Tabii cevap vereyim. Şöyle... Çok erken şu anda ama ben şöyle merak ettim. Şimdi tabii istiyorum. Milletvekilliğini konuştuk. Görev verilirse görevden kaçmayacağımı söyledim. Ama yani görev verilmez Burdur Belediyesi'nin yönetilmesi bizim için çok da önemli derse Sayın Genel Başkanımız, biz görevimizin başındayız. 2024 yılı 2023 seçimlerinin ışığında yürüyecek bir seçimi gösterecektir. Hı hı. Şimdi 2002 seçimleri oldu. 2004 yılında biz Necdet İlgün Başkanımızın bir dönem başkanının ardından %45-46'larla seçim kaybettik. Evet. Şimdi bir iktidar rüzgarı hikayesi olacaktır. Ama çok enteresan bir bilgi vereyim ben size. Yani bu Burdur tarihinde iki dönem üst üste seçilmiş dördüncü belediye başkanı benim. Evet, bizden önceki dönemde rahmetli Zeynel Abidin Tonguç, Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi'nin en güçlü döneminde ve iktidarında iki kez seçilmiş. Rahmetli Armağan Başkanımız bir dönemi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin iktidar ortağı olduğu bir dönemde birinci dönemine başlamış. İkinci dönem muhalefete düşmüşüz. Muhalefet olarak ömür vefa etmedi. Üçüncü döneme çok da rahat gideceği konuşuluyordu. Ben o yılları çok iyi net hatırlarım. Bizden önceki dönemde de Sebahattin Başkanımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı olarak görev yaptı. Evet. Benim bunlardan diğerlerinden farkım, diğer rahmetli olan belediye başkanlarımızdan farkım, ben hiç iktidar görmedim. Ben hep iktidara muhalif bir belediye başkanı olarak. Yani hep derken iki dönem bunu böyle yaptım. Bu şekilde. Gönlümden geçen eğer bir milletvekilliği görevi verilmezse Burdur'da 3 dönem üst üste görev yapabilme hakkına eriştirilmiş ve halk tarafından bu teveccühe kavuşmuş bir belediye başkanı olmayı çok isterim. Yani benim açımdan çok önemli. Neden önemli? İktidarken belediye başkanlığını yapmanın biraz da konforunu biz yaşayalım. Evet, biraz da bunu da biz yaşayalım derim. Biz yaşayalım dersin. Ne zaman genel başkanımız bize başka bir görev tevdi etmezse ve biz 2024 yılına kadar başarılı çalışmalarımıza devam eder, halkın gözünden gönlünden düşmeden, itibardan düşmeden ki zaman zaman yanımda da getirmiştim belki sorulur diye. Evet. Hakkımızda bir takım iftira kampanyaları yürütülüp 3-4 sene bizi bir takım şeylerle tehdit edip ve sonunda da hiçbir şeyin olmadığı dosyalarla bizi karartmaya çalışanlara da cevaplarını tek tek verdik. Bugüne kadar yargıya intikal etmiş. O konuda da bir değinirseniz başkanım. 18 uygulamasıyla ilgili son dönemde bir Burdur gündeminde bir kamuoyu oluşturulmuştu. O konuda bahsederseniz başkanım. Şimdi ben şöyle, sorularım arasında vardı ama ona en sona doğru saklamıştım. Çok detaya girmeden özet bilgi vermek isterim burada. Hı hı. Burdur Belediyesi usule uygun olmayan hiçbir uygulamaya imza atmamıştır. Evet. Ne benim başkanlığım döneminde ne de benden önce. Benden önceki başkanları da asla kimsenin haksızlık etmesini istemem. Hı hı. Burdur Belediyesi bürokratları da son derece namuslu, akıllı ve temiz insanlardır. Ben onların da her birine teşekkürümü buradan borç bilirim. Namusuyla, şerefiyle herkes işini yapar. Ancak siyasi sahiplerle ve kişisel ihtiraslarla başlatılan çirkin bir kampanyanın neticesinde maalesef siyasi iktidar bunu bir linç kampanyasına dönüştürdü. Önce bunu bir müfettiş marifetiyle bir suçlu yaratmaya çalıştılar. Kaldı ki bunun defalarca örneği var Danıştay'da. Belediye başkanları bir temsil görevindedir. Maksatlı, kasıtlı, bilerek ve isteyerek yönlendirme, yöneltme veya suçun içerisine girmediği sürece görevi gereği attığı imzalardan bile mesul değildir. Bu Danıştay kararlarında mevcuttur. Hı hı. Bu dosyada bizi bir şeylerin içerisine dahil etmeye çalışan bazı meczuplar oldu. Biz hakkımızı arayacağımızı söyledik. Şükürler olsun. Türkiye'de hala namuslu, şerefli yargıç ve savcıların varlığına inancımızı yitirmemiştik. Hı hı. Ki bu inancımızda biz haksız çıkmadık. Bizim hakkımızda bize yöneltilen suçlar içerisinde 1993 yılında Burdur'da yapılan 18 uygulamasından da şikayetçi olan vatandaşın ifadesi var. Ya bunun bu konuyla ilgisi alakası yok. Evet. Ama ne hale getirilmiş iş?
Hadi siz de gelin bir linç kampanyası. Hiç ilgisi alakası olmayan kişiler ve netice itibariyle savcılık, şu anda gelinen nokta nedir başkanım? Savcılık evet, kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verdi. Bunun da anlamı eski tabirle takipsizliktir. Yani nedir bunun anlamı? Savcılık yaptığı incelemenin zaten sonucunu yazmış. Bizden önce de bir yerel haber sitesi bunları zaten yayınladı. Sizler de gördünüz. Evet. Delil olmadığına ve suç teşkil edecek bir görevi kötüye kullanmanın olmadığına kanaat getirmiş demektir. Yani buradan suç üretmeye çalışmak, bundan sonra ya da karalama kampanyasına ya, girmek hepsini çok iyi biliyoruz. Evet. Kimlerin kimlerle dirsek teması içerisinde olduğunu, kimlerin kimlerden bu konuda destek aldığını ve kimlerin kimlere el açıp aman dilediğini ve sandıkta bizleri deviremeyenlerin nasıl kirli ittifaklar ve işbirliği kurduğunu hepsini tek tek biliyoruz. Evet. Biz de artık bizim de hakkımızı arama zamanımız geldi. Biz de manevi şahsımıza yapılan bu kötü saldırılar karşılığında o şahıslar hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağız. Evet. Ve manevi tazminat davalarımızı açacağız. İnşallah yüce yargı bu konuda da kararını verdikten sonra Burdur halkımıza sözümüz olsun. Burdur halkımıza o aldığımız paralarla Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda güzel bir ziyafet vereceğiz. İnşallah. Hemen bu arada başkanım dosyada yine bir kameraya doğru gösterirseniz onu da evet, yani bu, göstermiş zaten, olalım. Elimizdeki süreçle ilgili de yani ve yargının vermiş olduğu karar neticesinde siz de burada açıklamış olduğunuz kamuoyuna. Ya zaten hani bizden önce sağ olsun bazı haber sitelerinin eline geçmiş. Daha bizim evimize tebligat gelmeden evet, iyi habercilik yapmışlar diyelim. Yani büyük bir beklenti vardı bu konuyla ilgili. Müspet bekleyenler de vardı. Menfi bekleyenler de vardı. Ve öyle bir hale getirdiler, öyle bir köpürttüler ki bu işi. Yani beklenti artık bizim görevden alınmamız noktasına kadar getirilmişti. Halbuki belediye başkanlarının görevden alınma şartları bellidir. Evet. Şükürler olsun. Alnımızı akından, gönlümüzün temizliğinden ve kalbimizin bu memleket için çarpmaktan başka hiçbir başka düşüncemiz yok. Burdur'la yatıyorum, Burdur'la kalkıyorum. Kimsenin 5 kuruşu ne bizim kursağımızdan geçsin, evet, ne de bir çalışanımızın. Biz bu bilinç içerisinde çalışıyoruz. Zaten vatandaşımızın bizimle ilgili bu konuda zerre şüphesi yoktu. Hı hı. Ama hani bir algı yaratmaya çalıştılar. Bu algının da boşa çıktığını bizler gördük. Ben Burdur halkına bize duyduğu güvenden ötürü her zaman müteşekkirim. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olayım. Peki, teşekkür ediyorum başkanım tekrardan. Buradan son olarak Burdur halkına, vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz mesajınız varsa onları da alabilirim. Son olarak Burdur'dan hep böyle yüz yüze konuştuk. Ben hep kameraya ekrana bakmadım değil mi? Ben evet, de bir de kameraya bakarak konuşayım. Evet, bütün Burdur'ları şu an siz izliyorlar başkanım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Burdur'u 10 ilçesi, 4 beldesi, 193 köyüyle seviyorum. Ben evet, yani Burdur aşığı, Burdur fanatiği bir insanım. Ya Burdur'umuz aslında bu Anadolu kentleri içerisindeki en kadim, en duygusal ve insanı en güzel insan yerleşim yerlerinden birisi. Tarihine baktığınız zaman 8-10 bin yıla kadar gidiyor. Şimdi bu kentin kıymetini bilelim. Birlik beraberlikten kimseye zarar gelmez. Siyasi farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp bu kent için hizmet etmeye devam edelim. 90-100 gün işte ne kadar zaman kaldıysa Burdur halkı tercihini yapacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tercihini yapacak. Biz buna her zaman olduğu gibi saygı göstereceğiz. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Son sözüm şu olsun. 17 yaşında bir evladım, babasıyım. Gelecek yıl üniversite sınavına girecek. Onun da gelecekle ilgili kaygıları var. Sürekli elinde telefon veya işte o tabletten evet, bir şeyler okuyup anlamaya çalışıyor. Araştırmaya öğrenmeye çalışıyor. Evet. Gençleri daha umutlu hale getirmek zorundayız. Biz siyasetçiler kavga etmek yerine umudu nasıl büyütürüz? Mutluluğu nasıl bu halka aşılayabiliriz? Bence buna bakmalıyız. Önce sağlık, her şeyin başı. İnşallah bekleyip göreceğiz. Halkımızın tercihlerine saygı göstereceğimizi ifade ettim. Ama şunu da halkımız çok iyi bilmeli. Kendisini yönetecek insanların kendisini doğru ifade edebilmesi için onlara şans tanımalı. Yani takım tutar fanatizmi içerisinde bir siyasi partinin ya da kişilerin arkasından gitmemeli. Ben Burdur halkının ferasetine her zaman güvenmişimdir. Ben Burdur halkına çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım, bizlere teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel bir yayın oldu. Tabii umarım ki izleyicilerimiz gazete de... Buya da teşekkür ediyorum evet, bu akşam. Teşekkür ederiz başkanım. Ne demek? Ben buradan mesaj gönderenlere, bizlere gerek sosyal medyalardan gerek diğer mecralardan bizlere mesaj gönderene teşekkür ediyorum. Tüm Burdur halkımızda umarım başkanımızla ilgili hem kamuoyunda geçen
gündemdeki konularla ilgili hem de sizlerin merak ettiğiniz konuları iletmişizdir. Umarım nasizane. Öyle düşünüyorum. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Dilimiz aktarmaya çalıştık. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah en kısa zamanda bir diğer gündem bu programda karşınızda olmak dileğiyle. Şimdi hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.